tatlı bir doktor hanımefendiye gidip muayenemizi olduk. Durum kritik. Sol bacağımı kullanamıyorum. Daha doğrusu sağ bacağımı hareket ettirdiğimde sol bacağıma vuruyor. O çok kötü. Sonra gittim. Bir 2-3 saat bunlarla uğraştım. Sonra MR çektirmeye randevu aldım. MR'a girdim. Allah kahretsin. Kapı mı? Kapı çaldı, aynen duydum. MR'a gittim abi. Benim şeyim yoktur. Klostrofobim falan yoktur. İlk defa, yok çalmadığını biliyorum arkadaşlar, şeye bağlı kulaklık. Dış sesi de alıyorum, ben kendi sesimi duyuyorum. Bunu koyayım, tabut gibi koydular ki ben 8-9 sene önce girmiştim MR'a yani. Böyle dar alanda kalmaktan hoşlanırım hatta, tırsmam. Oğlum yatırdı herif. Bir itti beni içeri. İnanılmaz derinmiş bu girdiğim. Niye bilmiyorum. Yani ayağımın sonuna kadar. Bak 1.89-1.90 boyum var neredeyse. Dibine kadar soktu. Gözümü açmamıştım. Ulan gözümü bir açtım böyle. Burada. Bak burası ama. Abartmıyorum. Ki benim hani burnum küçüktür yani. Öyle bir... Burnum sürtüyor. Kafamı kaldırdım mı çarpıyorum. Ayaklarımı oynatayım dedim. Ayaklarımın burnu da o zımbırtıya çarptı. Yani içerideyim tamamen. Tabut gibi. Kollarım böyle daracık. Ananı sikeyim dedim. Gömüyorlar beni herhalde. Böyle bir 3-5 saniye şey oldum. Ya pideci gibi aynen. Küreye böyle yatırdılar beni. Zank diye verdi ateşi abi. O an şey oldum. Hani tamam böyle bir kapalı alanda kalma korkum yok ama hani o an bir kaçmak istesem kaçamam, anladın mı? Burnum da oynadı. Böyle bir sıcak bastı beni. Dedim Tuğkan kendine gel, ne oluyor oğlum dedim. Hop kafamda bugün pamuk kalbinden taşındı. Salak bir şarkı gibi daha bir kafamda. Döndürdüm. Uyuyakalmışım sonra. Herif beni uyandırdı amına koyayım. Böyle biri beni çekti tabuttan dışarı. İnanılmazdı ya. Ben hiç bu kadar gerileceğimi tahmin etmedim. Gerilmedim de. Bir de o sesler bam bam bam. Onunla rap yapıyorum falan kafamda. Bir 5 dakika böyle bir kafası geldi. Sonra gitti. Klafçım hoş geldin. Başka şarkı yok. Benim library'de yok abi başka şarkı. Ya işte Twitch'i düşündüm. Düzenli yayın düşündüm. YouTube'a ne yapsam? MR stüdyosu, mağaza falan derken gitti o. Eyvallah kardeşim. Ben de seni seviyorum. Oğlum çok sinir, çok burada lan. Böyle. Çıkmışım. Devriye gitmişiz. Şehir içinde devriyeye almışlar beni. Güzel. Survivor. Kraliçe karıncalar. Siktir ya. Abi içtimada. İçtimada abi. Neydi? Formica. Rufibarbis türü. Kraliçe karınca. Ha, formikaydı galiba. Uçuşa geçiyor. Tamam mı? Amına koyayım içtimadayız. Sayıyorlar böyle. Bir baktım yerde kraliçe karınca var, tamam mı? Avradın hiç kimliğinden toplamam lazım bunları. Yani kraliçe karınca lan. Ondan sonra baktım orada duruyor. Bir tane de formikaryum yapmak istiyorum askerde. Yazhanede çünkü artık herkes arkadaşım olduğu için. Abi içtima bir bitti. Ben böyle hemen atladım yere, karıncaları topluyorum. Abi askerler ne yapıyorsun, ne diyorsun? Anlatıyorum işte kraliçe karınca besliyoruz. Böyle bir kobi var falan. Vay aman vay mal mısınız falan diyenler. Çartlar curtlar. Dedim ki arkadaşlar dedim bunların tanesi 7 euro. 7 euro ya bunlar dedim. Yurt dışında 7 euroya satılıyor bunlar. Boy omuna koyayım muhabbetler cartlar curtlar. Abi aradan 10 dakika geçti. Ekolojik sistem nasıl bozulur? Nasıl darbe vurulur. Onu gördüm. 7 euro dedim ya. Erhan vardı Diyarbakırlı. Bir de bir çocuk daha. 1 litrelik pet şişenin içinin amına koymuşlar. Ama nasıl toplamış biliyor musun? Uçmayanı bile havada tutmuş yani. Hani kanatlısı kanatsızı. Ne var ne yok topladı. Koştu bana geldi abi. Abi topladım dedi. Dedim ne yapıyorsun? Kaç tane var burada? Hesaplamadım dedi. 7 eurodan çarp işte falan. Ben onları tabii saldım sonra tek tek. Yani çıkardım. Dık 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 döktüm. Herif 1,5 litrelik şişeyi karıncayla doldurmuş ve hepsi kraliçe. Müthiş başarı. 7 euroyu duyunca nasıl alacağım para? Paramı ver diyor bir de ibne. Ne parası lan dedim, yurt dışında satılıyor bunlar. Ama garibim uğraşmış toplamış. O çocuk toplama konusundaydı. Ben şey diyordum ona. Kovanları da topla bak sana şunu vereceğim falan diyordum. Bütün kovanları topluyordu. Bir de geçmişten kalan kovanları da buluyordu. Paslı falan. Bunu kazarak buldum falan diyordu böyle. O Eser Yüzbaşı omuz sıvazlama. Aa, bu Kurban Bayramı. Kurbanlıklar, kurbanı da askerler kesti tabii. Onlarda bir güzel kuşbaşı muşbaşı bir şeyler yemek memek yapıldı o iki gün. Hep beraber komutanlarla, askerlerle yemek yedik. Sonra zaten Ramazan muhabbeti varmış bunun öncesinde. 3,5 ay kalır demişim. 3,5 ay kalmış askerin bitmesine. Çarşı ve işte yatış günüymüş o gün. Dişler perte çıkıyor demişim. Askeri hastanede diş bakımına gittim abi ben. Bu kadar güzel hizmet görmedim. Yemin ediyorum bir diş doktoru geldi. Abi bütün temizlemeleri yaptı. İşte diş etlerim bilmem ne ilacı sürdü. Zeytin yerken kırmıştım dişimi, onu dolguladı. Güzel dolguyla falan filan. Güzeldi yani, onu yazmışım. Diş bakımım yapılmış sağ olsun. Bayram arifesi 2. koli geldi, dağıtıldı. 2. bir koli daha çekmişim. Yetmemiş herhalde. Askeri alınan kurbanla konuşma. Ya bir çocuk kurbanla oturup saatlerce konuşmuştu ya. Yan bölükteydi ama o. Saatlerce oturup sohbet etti lan. Kader ortağım diye. Benim de ölme şansım var. Ben de askerdeyim dedi. Onu not almışım. Askeri alınan kurbanla konuşmaca. O kurban ölmemiş demek lan. Aa, komutan basmış okey oynarken bizi. Ah siktir, hatırlamıyorum bak bunu. Ramazan komutan gitarla gelmiş. Recep, aa aynen, 4-6 nöbetinden çıkıp ne oluyor lan? 4-6 nöbetinden çıkıp gitar, bak düşün komutanın iyi niyetini, görüyor musun? Gitar çalan bir çocuk vardı bizim uzun dönemlerde, sesi de güzeldi. Okeyi kimse, onu komutan getirmedi, emin ol. Onu getirmedi. Tatilin şeyin son çarşısı, hayvan gibi yemek yemişiz. Mangal yapmışız komutanlarla. Bu tatil gibi gözüküyor, askerlik de öyle değil. Bunlar güzel anıları tutmak için yazdığım şeyler. Öküz misal duyma askerlik. Askerlik düştü, üst baş yırtıldı. Askerlik bugün de bak, benim 72. günümde 15 aydan 12 aya düşürdüler. Arkadaşlar. Ben sevinmenin bu kadar abartılabileceğini ilk defa görüyorum. O uzun dönemler bizim var ya, paramparça yaptılar kendilerini. Takla atan, dişini duvara vuran vardı amına koyayım. O kadar gaza gelmişlerdi ya. Ama düşünsene onlar için ne kadar güzel bir şey. 10 atıyorum 8 ayım vardı ha, bir anda haşırt diye düşüyor yani. Çok güzel bir şey. O yüzden biz de onlarla birlikte halay çekmiştik. Bir de şeyler vardı bak, bu ulaşlar vardı. 92'ye 3, 92'ye 4 tayfa. Bunların zaten bir yayık almıştı amına koyayım. Herifler göte geldi ya. Ya espri yapıyorum. Dişini duvara vurmadı da işte eğlenirken dişini falan vurup kıran vardı ya. Yani. Kırmak için vurmadı. Revir tartı. Ha işte bu tartıldığım gün. Revire gittim abi. Tedavim var. Ya bir sıkıntım vardı. Çocuk dedi ki soyun. Tartmam lazım seni. Sende bir gariplik var dedi. Abi ben o parkaları, markaları, içlikleri 5 kat giyiniyoruz. Bu arada aklınızda olsun, kalın bir şey giymek yerine ince bir şeyden birkaç tane giyerseniz üşümezsiniz. Yani atıyorum bir tane kolun kazak, üstüne de bir kazak giymek yerine 5 tane tişört üst üste giymeniz sizi daha iyi soğuktan korur. Bunu da şeyine söyleyeyim. Parantez içinde söyleyeyim. Ne oldu lan? O çekiyorlar. Neyse, tartılacaklar beni. Gittim amına koyayım şeye. Dedi ki sende bir gariplik var. Soyun dedi. Soyunduk. Tartı çalışmadı mı, alışmadı. Sen dedi çok kilo vermişsin. Bir sağlıkla ilgili problemin olabilir mi? Evet. Ya abi onlar önemli detaylar. Şimdi buradan beni izleyen bir askere gider. Soğuk bir döneme denk gelir. Garibim 2 tane kazak giydim diye sıcak kalacağım hisseder. Onun yerine o atletleri üst üste giyip çıksa, kazağı da en üstüne giyse daha iyi ısınır yani. Yani o anlamda. Aklında bulunsun, fayda sağlar. Küçük bir bilgi ama. Öyle işte 30 küsür kilo buraya yazmışım bak. 30 küsür kilo verdiğimi görmüşüm burada, şaşırmışım. Kantarda tarttılar beni, et tartısında. Oraya çıkardılar ve çıplak ben oraya koşarken Ömer Üsteğmen beni görüp ne yapıyorsun amına koyayım diye bağırmıştı var yani. Acı biber ipe dizilir, bu çok farklı bir anı. Boşken böyle bir komutan bizden rica etti, dedi ki ya benim şu biberler var bir yerden geldi. Bunları ipe dizer miyiz dedi. Benim eşim dedi asacak onları. Yaparız tabii dedik. Sabaha kadar yaptık onu. Kusmaca. Aa, bunu anlatmam. Bunu siktir et, bu çocuğun özel hayatı. Hep ya abi, çok anlatamayacağım şeyler var. Müslüm telefon. Abi Müslüm'ün telefon hikayesi. Telefonda bir yakalanıyordu var ya. Atam izindeyiz. Atam izindeyiz yazmışım 80. gün. Muhtemelen Kasım olmuş mu? Kasım 10 mu acaba? Emin değilim. Fakat burada bir çocukla kavga ettim. Bugün hastane. Bugün hastanedeymişim. Acılı çiğ köfte durum, martı sesi. Abi evet ya. Oğlum Niğdebor'da martı sesi duyduk lan. Niğdebor'da martı sesi duyduk oğlum. Mümkün mü böyle bir şey arkadaşlar? Deniz yok, bir şey yok amına koyayım. Martının göç mü ediyordu, ne yapıyordu? Coşkun gider. Dur bakayım, Coşkun'un yıkanma anı. Bu anlattığım hikaye geçen gün, fırçayla yıkadık ibneyi. Gece eğitimi. Osurun dibi. 80 arkadaşlar, geçen gün anlattım osuruk hikayem. Askerliğimin 89. günü yapılmış. Yani 89. gün bütün o koğuş bu osurukla tanıştı. Kutlamak lazım. Yazıhane karıştı. Şahin. Buz ötesi duş. Çarşıda sıkılmaya başlamak. Aa, burada da bir kavga hikayesi var. İhsan'la bir tane lavuk kavga etti. Biri milliyetçi, biri daha farklı. Ulan ne girdiler birbirine. Sabır taşarsa Tuğkan. 94. gün gene benim bir kavga hikayem. Bunların detay hatırlamaya çalışıyorum. Manga, diş dolgu. Ya Şahin izinden gelmiş, benim yüklerim hafiflemiş. Falan filan. Ya çok şey var. Arama yapılmış. Ah Müslüm anneanne, Müslüm'ün anneannesi rahmetli olmuş. Bunu yazmış. Evet, sonra yazıhane işleri ve ben ondan sonra gece çavuşuyum. Bundan sonraki hikayeler annem geliyor falan filan, doğaçlama gideriz. Askerden geldikten, benim askerden geldiğim gün Taksim'de çok büyük bir kavgam oldu. Kaburgam kırık geldim ben askerden. Hadi onu anlatayım size, asker sonrası. Askerliğim bitti. Aldık askerlik işte, kağıdı. Çıktık, ilk Adana'ya gittim. Adana'dan uçakla İstanbul'a döndüm. Ertesi günde arkadaşlarım Taksim'de hoş geldin yemeği düzenlemişler. Benim de eski kız arkadaşım, askerde biz kız arkadaşı sevgili muhabbetine girdik. Onunla da ilk buluşmamız. Ben de ayıp olmasın diye onu çağırdım. Ondan sonra işte kalabalık masa, rakı sofrası, 20 kişi 25 kişi var. Oturuyoruz. Ondan sonra ben böyle emcik gibiyim, 30 kilo vermişim, saç yok, sakal yok falan. Odak nasıl gene GG ya, ben kendimi net görüyorum oradan. Ondan sonra cıma işte otur... He? Net. Heh, tamam. Sıkıntı yok. Hep beraber oturduk, yemeğimizi yedik. Kız arkadaşım, o zamanki, tribe girdi. Ayrı bir şey yapalım, ayrı bir şey yapalım. Ya diyorum ki yani bak, kaç aydır arkadaşlarımı görmemişim. Benim için hoş geldin yemeği yapmışlar. Başka programa gidemem. Etik değil, ayıp olur. Burada uyum sağla lan işte. Hayır ben gideceğim, ben gideceğim. Dedim lan, en sonunda gidiyorsan git. Gitti. Ben de arkadaşlar duruyorum ama kafamda böyle hafif nanemolla. Sonra içime sinmedi. Dur dedim. Şey yapayım. Abi subchat. Yine durduk yere bir şey anlatıyorum, kapı mapı yazılı. Subchat yapın abi. Dinleyen dinlesin. Yarak konuşan da konuşamasın. Hah. Koşacaksın. Dikkatim dağılıyor. Yani bir şey anlatıyorum ya. Kapı. Tamam, sub'dayız. Sıkıntı yok. Neyse abi. Ben de işte Taksim'deyiz. Bir mekan var. O mekana gittiğini söylemişti zaten. Kız arkadaşım. Eski kız arkadaşım. Dedim arkadaşlarımla bana sağ olsunlar, iyilik yaptılar. Abi sen git. Aklın kalmasın. Zaten biz de başka bir yere geçip 2 tane bira içip gideceğiz dediler. Okey, sıkıntı yok. Ben gittim mekana, girdim. Bak askerden gelmişim. Kaburgamda kırık. Şu 2 tane çatlak var kaburgamın altında. Nefes alamıyorum, çekemiyorum. Yani böyle bir sıkıntılı, kaburga sıkıntısı yaşayanlar bilirler. İçeri girdim. Şöyle sağıma döndüm. Kız arkadaşımla arkadaşı köşede duruyorlar, dans ediyorlar. Yanlarında da bir tane de yengeç. 1.50 boylarında böyle. Öyle dans ediyor, tamam mı? Böyle dans ediyor amına koyayım çocuk. Ama böyle şey yapıyor, kur yapıyor. Şimdi ben böyle durumlarda çok fazla çocuğa bir şey yapmam. Yani orada hata benim kız arkadaşımla. Teoride. Ben ona sinirliyim. Sen kız başına iddialı da giyinmişsin. Kalkıp da gittiği mekan da böyle çok sağlıklı bir mekan değil ama sahibini falan tanıyoruz. Gidilmez. Zaten orası böyle avcı mekanı gibidir. Biliriz orayı. Baktım böyle o yengeç böyle oynuyor ama çok da yakın değil kızlara. Fakat onlara oynuyor yani. Bizimkiler de çocukla ilgili değiller. Ulan askerden bir gün önce gelmişim yani. Hala asker sayılıyorum. Belaya girmemem lazım. Yanlarından geçtim. Çocuğu da şöyle istemsizce değil, isteyerek hafiften "Ne yapıyorsunuz abi siz burada?" diyerek bizim kızlara. Çocuğu belinden tutup şöyle hafifçe köşeye ittim. Köşeye gidince o da böyle bir alındı böyle ama geri giderek alındı. Dedim ki ya yaptığın ayıp. Kız arkadaşıma söylüyorum. Niye yani geliyorsun buraya bilmem ne cartçurt. Zaten arkadaşlarım sıkıntıda. Adamlar benim için hoş geldin yemeği yapmış. Sen de bındık bındık diyorsun. Ama çocuğu tabi ben iterken böyle bir göz, benim böyle sert bir bakışım vardır. Onu da yaptım. Çocuk da alkollü hafif. Kurulmuş şimdi. Aradan 2 dakika geçti. Böyle baktım geri geliyor böyle oradan yengeç. Yanında da 2 tane arkadaşı var. Bak, yemin ediyorum anlattığım bir şeyde yalan varsa ölüm çıksın. Geldi. Çocuk 1.50 diyorum ya. Karşımda durdu böyle. Yanında da böyle benim boylarımda 1.90 boylarında bir çocuk var. Bir de ortanca çocuk var. Kardeş dedi sen beni niye ittin az önce dedi. Ya birader dedim. Belanı benden bulma. Hadi git. Hadi dedi sen beni niye itiyorsun? Bak. Şimdi bu ne konuşması biliyor musun? Sabaha kadar da konuşsan orada kavga çıkacak konuşması. Yani adam 2 kişiyle gelmiş. Sen beni niye itiyorsun diyor. Yani diyor ki bana vur bir tane. Kavga çıkacak çünkü. Abi zaten askerden gelmişim. Tahammülüm yok. Hayatım orada itiş, kakış, kavga, gürültüyle geçmiş. Hayır ben dayak yemek istiyorum konuşması değil. Tamam dayak yemek istiyorum konuşması da. Şimdi benim kaburgam çatlak. Yanımda kızlar var. Tek başımayım. Herifler 3 kişi. Tamam eyvallah. Hayatım 3 kişiyle kavga etmedik değil ya. Ettik. Dedim ki Tuğkan hiç uzatma. Bıdık bıdık ne olacak çünkü itişeceksin, kakışacaksın, güvenlik gelecek. O bar kavgası vardır böyle 200 kişi aynı anda böyle bir buraya kayar, bir buraya kayar. Kimse kimseye vuramaz ama herkes birbirine söver anabacı. Böyle ortada halay çeker gibi oynarsın. Dedim ki buna hiç girme. Amına koyayım bir tanesine göm, diğerine de kafayı vur, 3. de artık ne gelirse. Ben de öyle yaptım. İlk o 1.90'lık yani benle kapışması muhtemel olan çocuğa böyle vurdum bir tane kafayı. Diğer çocuğa da tokadı vurdum. Tokat değil, yumrukla, bir eli yengeç. O düşerken hala böyle düştü zaten. Onun kafası zirilyon, trilyon olmuş. Ondan sonra o dediğim bar kavgası muhabbeti oldu işte. O böyle yengeç düştü. 1.90'lık sağlam çocukmuş. Kafayı vurdum ama böyle bir geri gitti. Sen deledi, ben deledi. Amına koyayım ben. Bir yerlerden bir yumruklar yemeye başladım. Akıllara zarar bak. Akıllara zarar. Arkamdan nasıl yiyorum biliyor musun? Dedim ulan sırtımı duvara çevireyim. Kapanayım bari öyle koruyayım yani. Oğlum bunlar 3 tane lojeymiş. 3 standmış. Bayağı böyle 10 tane hıyar gelmişler kız tavlamaya oraya. Ama bu kavga sürerken ben şimdi yüzüme hiç darbe yemiyorum ama vücuduma çok yiyorum. Çünkü mümkün değil abi yani. Oradan biri tekme sallıyor, buradan biri tekme sallıyor. Hadi çıkıyorsun ona vuruyorsun, çıkıyorsun buradaki vuruyor. Ay amına koyayım diyorsun falan. Bir de ortada kızlar var. Benim kız arkadaşım böyle aradan bir girdi. Birine tekme attı. O da böyle postal falan giyer. Okslar vardır ya böyle demir şeyli. Ulan bir baktım kız arkadaşım da kavgada. O da sallıyor birilerine falan. İyi dedim delikanlı kızmış. Arada ben kapışırken bir çocuğu yakaladım sadece. Orada ona falan vururken bir yerde bir saçı tuttum. Böyle bir saçı tutup salladım, o da kız arkadaşımmış. Yani o kadar boktan ki. Herkes birbirini dövüyor. Ama bak herkes birbirini dövüyor ya. Benim de kaburgam çatlak. Oraya her darbe yediğimde böyle oluyorum. Ha s**im olup da tekrar devam ediyorum. Neyse bütün güvenlikler falan araya girdi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Dur hayatım soru oldu aynen. Ya ben bir yere kız arkadaşım kafasından tutup salladığımı hatırlıyorum. Ama salladıktan sonra tekrar o başkasına target alıp daldığını hatırlıyorum. Yani o da hissetmiyor. Çünkü mantıken bu kavgayı kazanma şansım yok zaten ya. Ben o ilk devirdiğim yengeç hala yerde, ben ona seviniyorum. Gerisi önemli değil. Ama bu kadar kalabalık olduklarını tahmin etmiyordum. Bu arada yengeç yerde böyle hala. Hep ona takılacağım. Neyse yengeç öldü o. Gitti o. Yumrukla gitti o. Küçücük çocuk zaten. Beni 4 kişi buramdan tutarak böyle garsonlar ve güvenlikler dışarı çıkardılar. Bırakın lan diyorum, adam diyor ki sen hayırdır niye kavga çık? Ya diyorum ben kavga çıkarmadım amına koyayım, ben tek başımayım lan. İçeride 10 kişi vuruyorlar bana. Sen diyorsun hala kavga çıkardın. Sonra dedim ki kız arkadaşım içeride oğlum dedim. Yani ben dışarıdayım da kız arkadaşım içeride. Camdan görüyorum orada hala gene birileri birbirine vuruyor. Ama hani başkaları da birbirine vuruyor. Yani atıyorum oradan normal eğlenmeye gelmiş bir herif 2 tokat yemiş. O da ona vuruyor falan. Dedim kız arkadaşımı çıkartacağım. Bırak beni diyorum. Beni bırakmıyorlar. 4 kişi böyle sarmalamışlar. Sonra kapı açıldı. Kız arkadaşım tekme ata ata çıkıyor oradan, tamam mı böyle? O sağlam yani. O da böyle 1.84 boyunda falan, yapılı, sporcu zaten. Biz böyle 2 kişi çıktık. Böyle bir baktım. Kız arkadaşım dedim ki var mı bende bir şey? Hiçbir şey yok dedi. Tamam dedim. Çünkü vücuduma çok darbe aldım ben. Askerden de yeni gelmişim. İçeriden 5-6 kişi dışarı çıktı. O ilk kavga ettiğim grup. Yengeç yok. Yengeç yok. İçeride yoğun bakımda amına koyayım. O kafa attığım çocuk var ama. Böyle bir öne çıktı. Dedi ki ne oldu dedi. Dedim sikik sana ne oldu dedim amına koyayım. 10 kişisin lan. 15 kişisin orada. Gel bak önümüzde adam yok ha. Ben ortada duruyorum. Gel dedim teke teke çıkalım seninle. Tam asker kafası. Gel bak bir sürü insan bize bakıyor dedim. Gel teke teke. Darbe de yemiş bayağı, çocuğun yüzü gözü kanıyor. Gel dedim ortada sıra sıra dedim size düel atayım ben ona koyayım. Hiç oralı değil hala konuşuyor. Böyle dayak yersin de böyle darbe yersin de falan. Ya kardeşim dedim sen hala neyin? Bak ben sağlamım. Sen de sağlamsın. Gel ortada kapışalım seninle. Güzel olur, eğlenceli olur falan. Kız arkadaşım da keko böyle bağırıyor oradan. Kaburgası kırık bir de onun kaburgası kırık falan yapıyor. O da beni koruyor yani. Kaburgası kırık yani size böyle dayandı. Kaburgası kırık olmasa hepinizin amına koyardı falan diyor yani aslında orada. Neyse bizi apar topar çıktık. Gülüyoruz ama sinirimiz bozuldu yani. Gerçekten o kadar salaklar ki. Ya 10 kişi bir tane adamı sen nasıl bayıltamıyorsun oğlum yani. O, biri tekme sallıyor yere düşüyor. Biri yumruk sallıyor böyle vur. Böyle yumruk mu atılır? Amına kodumunun bu yüzüme gelsene olur al. Vuruyorum. O kadar yerler de çıkmış yani atar gider yapıyor. Dışarı çıktık işte çay içmeye falan gittik. Abi benim buram şişmeye başladı. Kafa attığım çocuk tek yüzümdeki hasar o. Kafayı vurduğum yerdeki yer şişmiş böyle ufak ufak. Ondan sonra sabah da ertesi gün yani çok kavga edenler bilir. Acısı ertesi gün çıkar. Benim buralar mosmor tabii. Hep tekme yemişim sırtımdan, belimden, işte yanlardan falan. Kalkamıyorsun değil. Kalktım bir şey olmadı ama tabii nerelerinden ne darbe, o soğuk sıcak halde anlamıyorsun ya. Atıyorum mesela ben bacağımdan hiç darbe yemedim. Tekme attım çok. Ama sağ kısmıma çok darbe yemişim mesela. Mosmordu buralarım. Buramla tekme atamam baldırımla. Oraya yemişim mesela. Ama yarın anladım yediğim. Ertesi gün anladım. Neyse işte kız arkadaşım da sonra anlattı eski kız arkadaşım işte. Ben dedi onların kız arkadaşı vardı bir tane dedi. Onun ağzına sıçtım dedi. Gittim dedi vurdum tokadı. Onun ağzına sıçarım senin demiş. Kız senin ağzına sıçarım demiş. Bu ilk tekmeyi ona atmış. İlk o vurmuş yani. Bizimkisi vurup düşürmüş onu. İyi dedim lan tamam bir dahakine haftaya bir daha gelir bir daha kavga ederiz. Neyse böyle bir anı. Yani askerden geldiğim gün ertesi günü böyle bir kavga yaşamak tabi hoş olmadı. Ama işte sabır bitiyor. Sabır olmadığı için hiç düşünmeden laps laps giriyorsun abi. Tahammülün yok çünkü. Ve plakaya 250 lira veriyorsun. Bir de sonra polis ceza kesiyor. Sikerleri normalde onun. Ne abediymiş be anlat bitmedi. Bitmez oğlum daha anlat. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir senenin 1/10'unu falan anlattım daha. Yani çok anı var. Çok komik anı var. Bu arada ben büyük restorana geçtiğim zaman da onu da söyleyeyim size. Şuradan resimlere devam edelim. Ha o skor tablosunu gösterdim. Buradan çıkıştaki yok etmişim. Bakalım başka neler var. Abi ne rezilliktir. Bu ne amına koyayım lan? Siktir. Jack ve ben. Abi gerçekten kendi başıma gidip eğlenmişim ya. Abi işte mutluluk budur ya. Kendi başına gidip orada eğlenmektir abi. Çocuklar gibi eğlenmişim. Çocuklar gibi eğlenmişim. Ve de para vermemek için önce görüp deyip Telefonumla fotoğrafını çekmişim. İşte Türk olmak da bunu gerektiriyor abi. Devam. Ya arkadaşlar Amerika'da falan salaktı millet ya. Anlatmışımdır, barda yaşı tutmayan bir kıza biri aldım ben. Daha doğrusu bardaydım. İçkimi içiyorum. Yanıma iki tane kız geldi. Barmeni diyor ki falan istiyorlar. Bira içecekler amına koyayım bir tane. Adam yaş 20 yaşındaymış. Kızın yaşı 21. Amına koyayım yani bu kadar sinir stresle dedim ben iki tane bira istiyorum kardeşim. Sinirli bir de böyle. Okey dedi, iki tane birayı verdi. Tak kızların önüne koydum. Verdim parasını verdim, kızların önüne koydum. Al dedim bak 21 yaşın altında bira satmadım. Ben aldım amına. Belki de suçlu yaptım ama herifin beyni yandı böyle. Okey falan oldu. Hayır, alfalık falan değil abi yani. Süslenmiş giymiş kızlar. Eğlenmek istiyor. Sonra işte tanıştık falan. Aa, hostel. Arkadaşlar bir gün Los Angeles'a gittim. Orada bir tane hostelde kalacağız. İçerisi sırf kız. Hostelin bütün odalarında kızlar kalıyor. Arkadaşım da beni davet etti. 3 gün falan orada kalacağım. Bir tane Fransız kız var. Ben hayatımda bu kadar güzel bir kız görmemiştim. Yani işte bir San Francisco'da o melez kızı bir. İkincisi de hosteldeki kız. Yalnız Nihal sağ olsun arayı bozdu. Türkiye hayırdır ben benim arkadaşımı kimseye kaptırmam falan dedi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Konsept şu abi, bir tane çok büyük bir villa düşünün. O villanın içinde odalar var bir sürü. Ve o odalarda öğrenciler yaşıyor. Öğrenciler kalıyor. Altta langırtlar bilmemler, dışarıda bahçe, ortada ateş yanıyor, biralar açılıyor, işte şaraplar açılıyor, muhabbet sabaha kadar falan. Hatta o gün Kenan Doğulu'yla şeyi görmüştüm. Neydi eşinin adı? O da bizim alışveriş yaptığımız yerden yapıyordu. Hatta Nihal 8 aydır Amerika'da olmasına rağmen böyle pasaportla geziyordu. Ben Kaliforniya kart falan çıkartıyordum böyle, Kamil abi sağ olsun. Ha, Beren Hanım'la Kenan Doğulu da böyle o gün oradaydı. Aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Akşam abi toplanılıyor ateşin başında. Ya bak diyorsunuz ya Amerika'da şöyle seks böyle, kadınlar rahat değiller arkadaşlar. Kimler rahat biliyor musun orada? Latinolar çok rahat. Canlarım benim. Amerikalılar çok bir kere muhafazakar. Amerikalılar aşırı derecede ilişkilerine bağlılar. Böyle hani parti ortamından bahsetmiyorum. Bir villada sabahlıyorsundur, partiliyorsundur orada. Seks dönmez mi? Döner abi yani, ayrı konu ama genel olarak Latino varsa gel. Hatta bir tane kızla tanışma hikayemi anlatacağım size. Üzerimde deri ceket siyah, içimde beyaz tişört, Ray-Ban gözlüklerim old school, ağzımda pro. San Francisco'dan Kaliforniya yani Los Angeles arası uzun roadlar yapıyorum, yollar yapıyorum böyle. Ya ben Amerika'yı nasıl yaşadım biliyor musunuz? Amına koyayım bir kez gelmişim, bir daha ne zaman geleceğim? Bari dedim şey yapayım. Tadını çıkartayım. Mesela arabayı çekiyordum bir yere. Hani o kovboy şapkalıyla oturan bira içen barlar vardır ya. Mesela orada ben tek başıma gidip içiyordum. Böyle hani mystery boy, gizemli adam böyle köşede oturup birasını içiyor. Kaş böyle hafif çatık. Salak salak tripler yapıyordum ya. Eğleniyordum. Kız düşünüyorum ya. Bir gün kırmızı ışıkta duruyorum böyle. Aynı moddayım. Kol dirseğim dışarıda böyle. Ağzımda da pro. Direksiyonu alttan tutmuşum. Yanıma bir tane araba geldi. Döndüm lastiklerini gördüm. Bigfoot'lardan böyle büyük. Jeep'in. Ergenim abi ya. Ergenim, 20 yaşındayım abi. Tabii ergenim ya. Hani şimdi gitsem öyle davranmam mesela. Okuyacağım sabları. Arkadaş kafayı bir kaldırdım. Bir tane kız üstten bana bakıyor ama nasıl güzel. Yani güzel dediğim, daldım bir anda o Fransız aklıma geldi. O çok güzeldi ya. Kız çok güzel ama böyle şey güzel. Seksi güzel yani, anladın mı? Böyle dekolteler, mekolteler falan. Böyle iki mimikleştik, iki gülüştük falan. Devam ettim. İleride sağda bir daha durdum. Gene bir bakıştık. Sonra böyle mollar var orada, küçük küçük alışveriş merkezleri. Köşede onları bekleyip arkadan bana yaklaşmalarını, tam rotaya girdikleri an sinyalimi yakıp Yavaş yavaş mola girdim. Onlar da mola girdi. Fark ettik yan yana. Ondan sonra tanıştık falan. O kadar. Tanıştık. Öyle tanıştım yani. O yanıma geldi. Ben de boxer'la indim falan. Üstüm öyle de. Sonrasını siktirdin. Sonrası arkadaştık işte. Çeşitli paylaşımlar yaptık. Dertleştik falan. İyi bir arkadaş oldum. Burası Star Wars'un zımbırtıları. Ne oldu lan? Ne seksi lan? Sekse karşıyım ben. Somali mi lan burası? Daha yok, çocuklar izliyormuş. Alaaddin'in burada böyle dereden mereden gidiyorsun. Adam sana anlatıyor. Ya pislik yapmayın oğlum ya. Bunlar doğal şeyler arkadaşlar. Seks yaptın mı hiç? Hayır. Hayır asla. Seks. Evlenmeden ya düşünmüyorum. Maymunlar, cartlar, cutlar. Asla. Oğlum niye gülüyorsunuz yani? İnanmadınız mı? Tabii bir dakika, bu niye özelimi konuşuyoruz? Herkesin kendi çizgileri, kendi sınırları var arkadaşlar. Gülüyorlar ya. Neyse siktir et bunları. Yine bak bak nerelerdeyim ya. Ya kadın çocuğuyla gelmiş, 2 tane de kukla takmış arkasına. Ben ne yap? Bunun fotoğrafını niye çektim acaba? Şuraya bak oğlum. Duck at work. İyi. Çok tatlı yerler ama. Ben bu arada Asyalıları çok severim ya. Asya görünümlü kadınları çok beğenirim. Genelde de zaten Amerika'da arkadaşlarımın çoğu Asyalıydı. Latinolarla iyi anlaşıyordum. Asyalılarla, Amerikalılarla çok nadirim. Yani çok nadir anlaşıyordum. Sehin nasıl sikeceğim ya. Sehin ne lan o? Sehin Sah. Sehin Sah Prime'la abone olmuş. Canımsın. Oriano The Onion Tierbill'le abone olmuş. Yosterx Prime'la abone olmuş. Taha Şahin Tierbill'le abone olmuş. Paz 1881 Tierbill'le abone olmuş. Arkasından da Şayteriya Tierbill'le aramıza katılmış. Canlarım benim, teşekkür ederim. No. Hoş geldiniz. En sonunda Sok Tierbill'le abone oldu. Arkadaşlar abone olduğunuz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Cansınız. Cat Hugger Lady 3 lira yollamış. Sohbetiniz doymam beyefendim. Yayınlar, öpüyorum. Elraenn Aş, canımsın. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Bu ablayı da geçelim. Ne oluyor lan orada? Neresine sokmuş onu lan? Onun bu nasıl bir fotoğraf? Anlayabildiniz mi lan? Fizik ya, fizik bilen var mı? Yok abi, bu başka bir şey, bu başka bir şey. Öyle bir denk gelmiş ki. Ya da bu adamın elinin arkasında tutuyor bunları. Bu da eline başka oyuncak almış. Neyse. Sıkıntı yok değil mi? Abi ben çıkmayayım burada da. Ya gene çıktı restoran karşıma ya. Ah! Arkadaşlar, tam olarak burada şu yeşil kutunun içerisinde şişme yatağım. Bir ayda burada yattım ben. Sandalyeler, koltuklar çekiliyordu. Bak buranın ofisi var, yalan yok. Yeri açıyordum yatağa. Uyuyordum. Böcekler falan geliyordu ama olsun. Laptopum gene burada. Şu Sikko 3 liralık mouse'la, hani kıvrılabilen AliExpress mouse'ları var ya, onunla Mount & Blade oynuyordum. Bu ofisin materyalleri benim değil. Sadece laptop benim orada. Bak odamı çekmişim. Burası ne lan? Böyle bir yer hatırlamıyorum. Depo gibi bir yer. Ha, burası odanın çıkışı. Bunun çıkışında da beni polis bir gün içeride uyumak istemedim. O gün böyle bir daralmıştım. Araba dışarıda ya. Orada böyle koltuğu indirdim, yattım, gecenin bir vakti amına koyayım, bam 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 biri camıma vuruyor, polis şapkalı. Ne yapıyorsun burada dedim, uyuyorum. Yasak dedi, uyuyamazsın dedi. Dedim tamam, evin yok mu dedi, var dedim. Burası diyemiyorum tabii, restoranda yatmak yasak. Camlarla arabanın içinde yatıyordum. Ondan sonra beni yolladı, ben de evim şurada dedim. Kamil abinin evini söyledim, lütfen sorayalım, burada bir takım suç olayları oluyor falan dedi. İyi dedim. Gittim, döndüm, dolaştım, arabayı gene buraya park edip içeride uyudum. Bak burası restoranın bar kısmı. Burada da Meksikalı bir garson arkadaşım vardı. Onunla da çok iyi anlaşıyorduk. Ona da hatta Türk fal bakmıştım. 3-4 defa fal baktım. 3 gündüz bir gece. Burası benim evimin kapısıydı. Artık bir noktadan sonra artık şey olmuştum hani. Daha böyle huzurlu yaşamaya başlamıştım. Şişme yatak kullanılmış anladık. Yok lan şişme yatak kullanmadık. Burası neresi lan? Kiliseye bak. Bir bacak. Bu Yiğit benim arkadaşım. Burası Venice Beach değil. Burası Laguna Beach olması lazım. Laguna Beach. Lifeguard aynen. Laguna Beach. Çık çık. Ay arabanın güzelliğine bak. Benim Facebook'umda da böyle bir araba vardı. Alacaktım pahalı hatta çok para. Evet bu. Çok güzel değil mi? Ateş mi? Ya yürüyün gidin lan. O fotoğraflar ateşlenir mi lan? Çarpılacaksınız. Bu mu güzel amına koyayım? Bu mu güzel amına koyayım diye sen şu arabayla mı taşak geçtin? Bununla mı lan sen o pis götünü buna koysan bu araba seni kabul etmez, çalıştırmaz lan kendini. Şu arabaya kötü diyen adam lan yürü git. Manyağa bak. Şu arabaya kötü dedi herif ya. Kontak dönmez oğlum, anahtar elinde kalır senin. Evlerin güzelliğine bak ya. Bu benim yatım abi işte. Bir 7 ay sonra falan kazandığım paralarla yat almaya başladım. Kaş takmışlar adamı. Çok güzel bir kız olmuş. Dur bakayım o ne? 80 Plus Prime 80 Plus Prime'la abone olmuş. Utfayla 06'da Prime'la abone olup aramıza katılmış. Teşekkür ederim cansınız. No. Kirpik tak. Kaş demişim kirpik ya. Abi kafa gitti benim ufak ufak. Yoruldum. Yiğit. Ben Yiğit'i çekmişim valla. Ya bu fotoğraflar ne ya? Allah'ım ya Rabbim. Sula. Burası galiba Balboa Beach diye böyle bir yer vardı. Burada benim. Ben sonra bu arada Amerika'dan dönerken Yiğit'e sattım arabayı. Yiğit'e sattım. Okuttum 2000 dolara. Yiğit hala Amerika'da bu arada. Evlendi. Şey yaptı. Söyle adını. Çocuk yaptı. Amerikan vatandaşı oldu. Bu geceler Hollywood. Bak Brave falan yeni çıkmış. Film. Burası pis bir şey kokuyor. Kim sıçtı ya? Kedi mi sıçtı? Ne oldu? Hard Rock kafeler. Bak Eyewitness News haber kanallarını falan görüyor musunuz? Böyle filmlerde olur koyarlar haber yaparlar. Oscar'lar ve salak salak kostümle gezenler. Ve benim efsanevi restoranım. Bu Kamil abinin Kadilla'ydı. Benimki bu değil. Bu da çok güzeldi. O yandan vitesli falan. 8-13-8 çekecek. Oha ne kadar izleniyor buna. Ne diyorsun lan? Abi arabayı Türkiye'ye getirmek istedim. 19.000 dolara mal oluyordu. Ya bunu alamadım ya. Ah, ciddi paraydı bu. Ciddi güzel paraydı. Böyle perşembe günleri ve salı günleri bir takım shopping mallların etrafında klasikçiler toplanıyor. Herkes kendi arabasını göstermeye geliyor. Sen de gidiyorsun oraya elinde kahvenle. Bizim Kamil abinin çocukları bunlar. Arabaları inceliyorsun. Satan varsa satıyorsun. Baksana 350 ya abi. Tamına koyayım ya. Bunlar böyle genelde Amerika'nın zengini. Böyle orta yaşlı tipler 40 üzeri. Çatır çatır satıyorlar. Bu da dönmüşüm artık. Ya hard diskim yanması ise çok şey gösterirdim ama San Diego Zoo'lardan, Muğlardan. Bu benim araba zaten artık ezberlediniz. Open Buffett'lar ya anlat hikaye bitmez. Bu Hollywood'a çıktığımızda Hollywood'a çıkıp fotoğraf çekiyorduk işte şöyle. İğrenç tipimi göstereceğim ama bu da oranın vazgeçilmezidir. Gittin mi çekeceksin aga. Yapacak bir şey yok. Bize dediler ki antrede toplanın. Bakın burayı iyi dinleyin. Benim şu an bu arada askerden birçok arkadaşım izliyor. Yani hepsi izliyor işte, eminim burada. Yani şu tayfanın falan hepsi vardır. Erkanlar var mı bilmiyorum ama Mert olabilir. Egemen olabilir. Şu erken teslim oldu. Biz abi içtima var dediler. Dışarı çıktık. Antreye hepimizi oturttular. Oturduk böyle, ya şu bağlantı kurmaya çalışmayın. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Ay. Duramıyorsunuz yerinizde. Aha. Göstermeyeceğim fotoğraf sikerler amına. Anlatacağım. Bildirimleri kapatmayı da bilmediğim için. İçtimaya oturduk. Bir tane uzman çavuş geldi. Böyle tam bir Şafak Sezer benzeri bir adam. Komik de bir adam. Tatlı bir adam yani, böyle işte esprileri falan. Ama bir o kadar da sert. Askerlikte zaten o çizgi çok önemli. Böyle bazen bakıyorsun komutana. Oy lan bu bizden diyorsun. Geyik amına koyayım diyorsun. Biz buna çok taşak yaparız. Ondan ay avradınızın götünden sikeyim ya. Çok dikkatim dağılıyor ya. Şu ilacını bana bulamadınız abi. Yani hakikaten şu dikkat dağınıklığını çözmem lazım. Bildiğiniz reçetesiz satılan bir ilaç varsa her türlü razıyım. Günde 4 doz olabilirim ya. Anında dikkatim dağılıyor. Kopuyorum yani. Çocukluğumdan beri böyle. Ve sinir yapıyor hemen. Kendime kızıyorum. O Şafak Sezer'e benzeyen komutan geldi. Komutan değil, uzman çavuştu komutan diye. O zaman biz herkese komutanım diyoruz zaten. Çavuşa bile komutanım diyen var. Askerliği anlatmaya başladı. Ama o kadar tatlı anlatıyor ki. Bıdık 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 böyle dinliyoruz. Dipte de yaklaşık 20-25, yani bütün koğuşu çağırmadılar. Karşılıklı iki tane koğuşu önce çıkardılar. Biri bizim koğuş, biri de diğer koğuş. Oturduk antreye. Ben de tam ortaya oturdum. Bunun da sebebi şudur. Geçen gün de söyledim. Babam hep bana anlatır dedim ya. Askerde ne önde ol ne arkada ol. Her zaman ortada dur diye. Benim için çünkü çok büyük macera. Ben çok seviyorum öyle şeyleri. Hani böyle kalabalık insan, askerlik. Bir macera benim için o yani. Sınav. Ortaya oturdum amına koyayım. Adam anlatıyor işte şu. Babam da derdi. Sen mesela şundan anlıyor musun? Telefon ya da bilgisayar kullanmayı kim iyi biliyor diye sordu diyelim biri. Atlama derdi. Bırak bir önce atlasın millet. Çünkü onları genelde kitlerler işi gücü. Sen sus bekle oğlum, hiçbir şeyden anlamıyormuş gibi davran demişti bana. Siz de öyle yapın. İş yapıyor. Ama kırıldığı nokta bugün. Ama tek tek meslekler soruldu. İşte avukatlar el kaldırdı bilmem ne. Farklı bir meslek grubu olan var mı dedi. Dedim amına koyayım soruyor yani, ne yapayım. Kaldırdım, dedim endüstriyel tasarım mezunuyum. Endüstriyel tasarımcıyım. İyi hoşmuş, ne o işte dedim, böyle böyle. Kullandığınız telefondan komutanım şuraya kadar her şeyi tasarlıyoruz, dizayn ediyoruz. İyiymiş, hoşmuş. Muhabbet bitti. Hoş geldiniz dedi. Gayet güzel karşıladılar bizi yani öyle. Hiç böyle bir bağırma, çağırma. Genelde insanların kafasında oldu şu askere girdiği an böyle. Ya kalk şerefsiz falan. Öyle bir şey yok abi. Oradaki de çoluğu çocuğu olan bir adam, komutan yani, bir insan. Yok yok, şu an drop yok kardeşim. Şimdi de bu akşam bir koğuş sorumlusu seçeceğim buradan dedi. O da bütün sistemi, bütün düzeni o planlayacak, o belirleyecek. Millet sıçmaya bile giderken o adama haber verecek dedi. İyi hoş. Abi 30 kişi arasından döndü, beni gösterdi. Sen dedi kalk kalk dedi falan. Emredin komutanım. Koğuşun sorumlusu sensin bu gece dedi. Yani ya da bu gece mi, bundan sonra mı, neyse. Abi içimden dedim ki yarraydı kim. Niye biliyor musun? Koğuşun sorumlusu olmak için bir çok erken, daha teslim olalı 24 saat olmamış. İki, herkes benim yaşıtım, kısa dönemim. Düşünsene 25 yaş 26 yaşındaki adam gece beni uyandıracak. Tuğkan sıçabilir miyim, işleyebilir miyim diyecek. Ben de ya oğlum sormayın bana, gidin işeyin de diyemiyorum. Çünkü daha askerliği bilmiyorum. Ben anlatmadım oğlum, ben hiçbir şey konuşmadım. Sadece endüstriyel tasarımcıyım dedim. Benimle birlikte 30 kişi konuştu oğlum orada, bir tek ben konuşmadım ki. Ben en az konuşandım yani. Millet soru falan soruyordu, ben soru moru sormadım. Peki komutanım burada ne yapacağız falan diyordu. Ben sadece endüstriyel tasarım mezunuyum dedim. Bana sıra geldiğinde. Ne o dedi, bunu tasarlıyor dedim, o kadar. Ondan sonra işsizim deseydin, işsizim öyle olmuyor. Ne yapacak dedim komutanım koğuş sorumlusu. İşte bunları yapacak. Soracaklar sana. İzin vereceksin veya vermeyeceksin. Çıkandan da sen sorumlusun. Girenden de sen sorumlusun. Bütün mevzu bu. Tamam dedik, okey. Girdik. Ulan şimdi kısa dönemler yanıma geliyor. Diyor ki işte Tuğkan şunu ne yapalım? Bunu ne yapalım? Dedim salın beni. Yani bir bırakın ki şey yapayım. Düşünmeyeyim yani üzerine bunun ilk günden. Takılın oğlum dedim. Yatın yatağınızda uyuyun işte, ben de yatıp uyuyacağım. İşte burada hemen ertesi güne kayacağım. İlk günüm böyle geçti. O gece işte işemeye sıçmaya gidenler soru sordu. Bir dolap kavgası oldu, tartışması oldu. Onu çözdük. Başka ne oldu o gece? Bir şey olmadı abi. Sohbet, muhabbet. 9'da zaten yatırdılar bizi. Abi yarım saat sonra horlayan, sıçan, bağıran, çağıran 60 kişi miydik neydi koğuşta yani. İlk günümüz öyle bitti. Ya ayıp var ya, sizin yaptığınız ayıp. İsminizi ifşa ederek söyleyeceğim ya. Senin ağzına... Komik bir göt oğlanı diye bağırıyorum. Selamlar abi diyor ya. Neyse kapattım. Facebook her şeyi kapattım. Götünüze sokayım. Al telefonu da kapatıyorum. Oh ya. Telefonu da kapattım. Var mı başka dikkat dağıtacak bir şey? Discord'u da kapatıyorum. Nerede lan Discord? Tamam. Pırıl pırıl bak. Temizlik her zaman iyi. Çıkar subchat'ten de bir kussun millet. Sonra harbi kitlenip anlatacağım. Yayını da kapatıyorum. Yayını da kapatıyorum, tamam. Arkadaşlar yayın bu kadardı. Gerçi dikkatim dağıldı, yapacak bir şey yok. Abi ya valla ya, hiçbirinin günahı yok da ben çok trigger adamım ya. Sinirleniyorum yani. Ya ben bir insanın böyle bir şey anlatmaya çalışırken rahatsızlığım var deyip dikkatim dağılıyor deyip İnatla abi yazması. Ben yapamam yani. Anladın mı birine? Godamanlar yapıyor abi. Yok nasıl sakin olayım lan, Allah Allah. Bunlar her şey sakin ol. Ortalığın amına koyuyor millet. Herkes her şey sakin ol. Sen yayıncısın. Bunlara eyvallah çıkacaksın. Siktir lan. Ne amına koyayım sakin olayım. Bunları sikeceksin ki bir daha yapamasınlar. Hepsine tek tek küfür edeceğim şimdi. Gireceğim, ana bacı ne varsa söveceğim. Hadi tamam, submod. Dur, askerliğin daha 2. gününe gelemedik ya. Bu yorumu okursam götüm demiş biri. O yorumu okursan götüm demiş. Bayağı okudum. Tamam. Hiç dikkat dağıtıcı bir şey yok. O Facebookçular götünüz yırta yazabilirsiniz. Hiç bildirim gelmeyecekler. Sonra bırakın beni kabus. Hadi bir daha neşeli gidelim. Bunu anlattım ama bir daha anlatacağım. Koğuşun 2. günü. Ertesi gün işte... İçtimada izmarit toplatmaydı. Böyle askere hoş geldin tripleri başladı tabii. Uzman askerler, bu da yapılması zorunda. Çünkü niye? Herif sigarasını içiyor kısa dönem. Tak atıyor. Onu da işte uzun dönem askerlere toplattırıyorlar. Daha ilk günden bunu gördüler. Dediler ki verin amına koyayım şu kısa dönemlerin eline şeyi. Ne eline falan bir şey vermediler lan, elinle. Tek tek bütün izmaritleri toplayacaksınız dediler. Sadece çavuş geldi bana, dedi ki uzun dönem asker. Abi seni ben gözlemliyorum. Sen izmaritlerini yere atmıyorsun dedi. Yok dedim. Onlar topluyorsa ben de toplayacağım. Yani buna eyvallah çekmek zorundasın orada, anladın mı? İyi falan olmaz. O senin orada kader arkadaşın. Birlikte yapacaksın o işi yani. İzmaritle toplayacağın yerden süpüreceksin de. Bu kafayla biz takıldık ettik. İşi bitirdik. İşte maddi komutanlar bağırıyor çağırıyor bizi değil yani. Bizi. Çıkıyor adam ortada. Askerliği anlatıyor. İlk gün böyle bir şey. Ne derler? Askerliği anlatma üzerine geçiyor. Akşam oldu. Tabii çok güzel arkadaşlıklar kurduk bir günden. Muhtaçsın oğlum birbirine, ne yapacaksın? Muhtaçsın yani. Bir tane koğuşun içerisinde 50 kişi aynı yerde yatıyorsun. Kolun koluna değiyor adamla. Kader ortağın senin abi, hiçbir şey yani. Kavga mı edeceksin? Tartışacaksın mı? Yüzüne mi bakmayacaksın? Ben bu adamla muhatap olmam mı diyeceksin? Herkes birbirine muhtaç orada. Bir de ankesörlü telefonla iletişim kurmak zorundasın. Telefonun yok. Yağız'cığım sadece sende donuyor dostum. Drop yok yayında. Ankesörlü telefonu kullanmak için bir sıraya giriyorsun. Onda eyvallah çekmen lazım. Kimisi giriyor 45 dakika konuşuyor. Kimisi arkasındakine dönüp diyor ki ulan bu insanlar bekliyor. Yani bin bir türlü insan var. Mecbur olarak eyvallah çekmelisin bir noktada. Bir noktadan sonra zaten çekemiyorsun. Olmuyor yani. Ben altıncı gün bir tane aşağıda çocukla kavga ettim. Tartıştım sözlü olarak. Dedim oğlum tamam özlem gideriyorsun da burada 50 tane adam var özlem giderecek. Abi özledim diyor. Özledin de yarrak işte biz de özledik. Bırak biz de konuşalım. Yani buna bir kural getirmemişler. 10 dakika 5 dakika kendi aramızda anlaşalım konuşalım. Bir de senin koğuşundan olmayan adamlar da hep denk geliyor. Ortak kullanım çünkü. Aşağı bir iniyorsun kantinin oraya. Binlerce adam var. Komutandan trollerin kralını yedim. Komutanlar var ya. Trollün önde gideni ya. Çok seviyordum komutanlarımı ama. Ömer Üsteğmen'ime buradan selamlar olsun. Kadir Üsteğmen'ime de öyle. Çünkü beni ilk acemi birlikte bana böyle adam gibi davranıp ulan bu çocuk bir şeyler yapar burada deyip daha acemi birliğinin birinci haftasında ciddi bir görev verdi. Bana hepsi yazıyor burada işte. Açacağım okuyacağım. Niye bunları anlatıyorum bu arada? Askere giderseniz verilen görevi yapın. Yerine getirin abi. Çok güzel bir anım geliyor birazdan onu anlatacağım. Sonra o gece oldu. Koğuşta yattık mattık bırakın beni muhabbeti var. Bağırıyor çağırıyor bir çocuk anlattım gece. Bırakın beni. Bırakın falan diye bağıran vardı ya. Ahlıyor uğluyor. Onun bağırmasıyla birlikte koğuştaki herkes bağırmaya başladı. Uyuyan herkes rüyasına bağırmaya başladı oğlum. Çok garipti. Dipten böyle bir aa diye bir ses geliyor. Sağdan aa diyor. Aa diyor. Ne oluyor amına koyayım dedim lan. Bir kalktık uyandık. Herif rüya görüyormuş. Bağırdığı için çevredekiler de korkmuş. Yani herkes rüyasında korkmuş özetle. Sarışın bir arkadaş böyle ne oluyor lan falan dedik. Teröristler geldi şuradan kapıdan girdi. Çocuk tabii tribe girmiş. Biraz böyle o ilk günün ikinci günün psikolojisiyle bilinçaltı artık rüyasında onu göstermiş yani. Ya bizim koğuştan böyle maskeli teröristler giriyor. İşte bizi tek tek tarıyorlar marıyorlar falan. Çocuk öyle bir rüya görmüş. Tam detaylı anlatmıyorum. Anlattım çünkü. Çok üzülmüştüm o çocuğa. Sonra koğuştaki o stres oranı yükseldiği için de böyle bağırarak şey demiştim. Arkadaşlar sıkıntı yok. Korkmayın. Adam kabus görmüş. Yatın devam edin. Çünkü çok gerildi millet. Herkes de farkında olmadıkları bir gerginlik oluyor. Ya evinde değilsin, yurdunda değilsin oğlum. Tanımadığın 60 tane adamla yatıyorsun. Çok normal bir şey. Ya hepimizde bu gerginlik bastırmaya çalışsak da vardı. Öyle düşün. Gözünü kapat düşün. 65 tane adam var yanında. Tanımıyorsun. Bambaşka bir yerdesin. Dışarı çıkıp ya sokağa çıkma şansın yok. Zor. Kolay değil yani. O ilk iki gün bir gün o insanlar için. Bir de adam bir tip değildi. Öğretmenlik okumuş o da. Hani böyle anladın mahalle çocuğu bir tip değil ki. Ana kuzusum derler ona derler. Öyle bir çocuk. Saint Joseph boy mezunu. Bırakın beni kabus demişim. Sonra kötü haber yazıyor. Bu kötü haber ne bilmiyorum ama yüksek ihtimal evci 12 gün muhabbeti. Evci izni, çavuşluk ve de 12 günlük muhabbetle ilgili kötü haber almışız. Evci izni muhtemelen kısaltıldı. Çavuş da normalde kısa dönemler her zaman çavuş olurdu. Onu kaldırmışlar. Onbaşı olarak yazmışlar bizi. Onbaşı olarak usta birliğine katılacağımızı öğrenmişiz. Çavuş olarak değil. 12 gün muhabbetini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dombili'ye koydum var. Dombili'ye koydumun hikayesini anlatmayayım. İzliyordur falan. At yalan abi zinanır. Siktir lan. Yavşak. Önce askere git lan. Dombili'ye koy. Yerim. Ağzını yerim. Anlatmayayım. Koskoca adam evli barklı adam şimdi onu. Az önce anlattım huyunu zaten. Koydum dediğim bu arada şiddet değil. Yumruk falan atmadım yani. Sadece böyle sağlam bir tartışmayla götetip susturdum onu hatırlıyorum. Gelelim ilk ziyarete. Abi bir hafta tamamlandı. Ziyaret günleri denilen şey var. Arkadaşlar askere gidecekseniz o ziyaret günlerini bir şekilde hayatınızda tanıdığınız, bildiğiniz herhangi bir kişiyle doldurmaya çalışın. Gerçekten söylüyorum. Bir hafta falan öyle önemsiz lan bir hafta ne olacak demeyin. Orada 6 gün 7 gün bile geçse moralman bir çöküyorsunuz. Özlüyorsunuz yani. Böyle bir şey var. Benim ilk hafta iznime ziyaretime kimse gelmedi. Gelmeyecekti daha doğrusu. Bütün arkadaşlarıma tek tek gelmeyin dedim. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya yani gerek yok beni 2 saat göreceksin diye daha birinci haftadan mantıksız buldum. Ne ailemi, ne arkadaşlarımı, ne o zaman görüştüğüm kız arkadaşım kimseyi çağırmadım. Amma ve lakin. Bak ne yazmışım? İlk ziyaret Erkan kardeş. Erkan size az önce fotoğrafını gösterdiğim arkadaşım şu. Acemi Birliği'nde onunla çok samimiydik. Bak bu. Selam olsun izliyorsa. Seviyorum onu. Eşini de öpüyorum. Yengeyi. Teyzesi, yeğeni hep beraber Erkan'ı eşi işte ziyarete gelmişler. Teyzesi de gidip canım benim şey yapmış. Ben demiş Tuğkan Gönültaş'ı ziyaret etmeye geldim demiş. Nesisiniz? Tanıdığım demiş. Yani aslında Erkan için geliyorlar ama beni çağırttırıyorlar. Hani bir nefes alayım dışarıda oturayım. Çünkü bahçe çok güzel. Çardak mardak var. Bak bu işte fotoğrafların çekildiği yer. Arkasını falan görüyor musun? Müthiş bir yer. Orada böyle lan geldiler bana ziyaretçiler listesinde benim de adım var. Ulan dedim ben kimseyi çağırmadım. Bir çıktım arıyorum kim geldi kim geldi. Bir baktım Erkanlar oturuyor ailecek. Eşi, yeğeni, kardeşi, teyzesi falan. Gel gel yaptı. Ne oldu lan dedim. Seni çağırdık dedi. Tanıdığımız değil misin oğlum dedi. Teyzem seni çok seviyor dedi. Lan dedim siz var ya alemsiniz. Oturduk orada bir sürü poğaça, börek bilmem ne onları falan aldık. Yiyoruz ediyoruz. O yüzden buraya o günün en önemli konusu olarak bunu yazmışım. İlk ziyaret Erkan kardeş yazmışım. Erkan'ıma buradan selamlarımı iletiyorum eğer izliyorsa. Subchat'i açsanıza bir ya. Muhabbete dahil olamıyoruz abi. Açın bakayım bir test edeceğim. Şu an girdim çünkü şeyin içine. Eğitim, yanık, S asker. Ve işte bu ilk ziyaret zamanından sonra eğitimler başlamaya başladı. Yani Acemi Birliği'nde ne yapıyorsun Acemi Birliği'nde? Eğitim alıyorsun. Erkan Kalp ha? Erkan Kalp. Vallahi Erkan Kalp. Çok düzgün adamdı vallahi adam yani hala. Görüşemiyoruz işte. Askerliğinde böyle bir boktan durum var. Benim bütün askerliğim Müslüm'le, Kaan'la falan geçti. Görüşemiyoruz. Hepsi İstanbul'da ama denk gelemiyoruz. Dur lan bekle. Şunun fotoğrafını... Ah telefonu kap... O telefonumu kapattıranların... SS alayım. Hah Erkan Kalp. Erkan'a yollarım lan sevinsin adam. Buradaysa da şu an gözleri dolmuştur herhalde. Eyvallah arkadaşlar. Eğitim, yanık ve S asker. Şimdi ben 115 kiloyum ya. Davul gibiyim ama bu arada dün buldum bunu. Tiyatrodaki şapkanmış lan. Tüh lan. Size yedirebilirdim bunu gerçi ama. Yok lan. Dur nasıl takıyorduk? Bu ondan değil de etiketi öne takıyorsun. Ondan sonra şuradan şunu takıp böyle yasaktı ama indiriyorduk. Böyle miydi lan? Bak böyle. Olmadı. Bu şey normal dede şapkası lan bu. Dede şapkası. O benim takımımda duruyor. O duruyor evde yani. Ne yemeyiz? Duru Tiyatro'dan aynen. Duru Tiyatro'da Higgins karakterinde kullandığım şey o oyunumdaki. Pigmalion'daki karakterin şapkası. Şimdi size en çirkin halimi göstereceğim. Askerliğin işte daha bak yanık dediğime göre 8. gün askerliğin. Şu an 8. günündeyiz. Tipim şu şekilde. Gösteriyorum. Nerede? Dur bakayım. Eşyaları nasıl getirdin? Abi o yasakmış. Onu sonradan öğrendim. Dur geleceğim o konulara. Evet hazır mıyız? Bu kadar çirkinlik olamaz. Ameliyanına bak. Saç sakal sıfır. Hiç gülmeyin amına koyayım. Hiç gülmeyin. Bak kafadaki beyazlığı görüyor musun? İşte o şapkayı yan taktığın zaman orası güneş görmüyor. Orası güneş görmüyor. Bu sebeple hayırlı tezkereler inşallah koç. Güzel oluşum çok yakışıklısın. Gerçekten mi ya Jülde teyze? Şu yakışıklı halim mi ya? Bu askerliğin 8. günü. Kafada da amele yanığı var. Sonra koğuş dedik. Deniz Yergin amına koyayım senin. Bunlar Acemi Birliği'ndeki fotoğraflar. Zaten kepleri görüyorsunuz. Bak beni görüyorsunuz. Hep artist bak. Bak bak. Milletin yakalara bak, bana bak. Her bu fotoğrafı gösterme söylüyorum ama şu fotoğraftan sonra o yakaları ben ilikliyordum. Direkt ilikliyordum, böyle kapatıyordum. Sırf fotoğraf için o artistik yani. Götü yemiyor çünkü adamı. Erkan bu zaten. Sonra burada artık usta birliğine gidiyoruz. Dur, buralara gelmedik. Bu artık asker olmuşum burada. Bekle. Burada bunlar var. Bu benim evci. Bu annem geldiğinde. Burada artık erimişim. 70 kiloyum. Yok, 89 kiloya falan düştüm burada. Bak, gebermişim. Buralarda falan tabi bayağı zayıfım ya. Neyse, adım adım gidelim. Ya bu ne amına koyayım diyenler, bir askere gittiğinizde bana fotoğrafınızı yollayın ya. Gerçekten yollayın. Öldüm oğlum tabii, o kadar kitap kesin okumuştur. Kitap okudum. O kitabı okudum abi, bitirdim. Elit hareketler. Askerdeyim ama kitap okuyorum amına koyayım. Neyse. Dombili'ye koydum. İlk ziyaret Erkan kardeş. Eğitim yanık. İşte eğitimden sonra, yani ilk eğitimimizde o şekilde amele yanıyla, amele yanı diyoruz ona, yoksa amelelere bir şey söylediğim için değil. Sonra tabur hizmet ve yatış. Askerlik serüvenim şöyle başladı. Ben Amerika'dan döndüm. Bir sene boyunca biraz takıldım ettim. Böyle hani ne yapacağım, ne edeceğim. İşe mi başlasam, ondan sonracıma ne bileyim daha uzatsam mı, okuyup askerliği gene 200 sene daha üstüne koyup gitmesem mi? Böyle bu tarz soğuk bir kış akşamında derin düşüncelere daldım abi. Fakat sonra dedim ki ulan salak mısın? Zaten sen vatani görevini yapacaksın. Yapmak istiyorsun. Gerçekten yapmak istedim. Bunun da sebebi hem psikolojik olarak o dönem böyle falan değildim ama hayatımla ilgili net kararlar alamıyordum. Ve sonrasında tecrübeyle endekslidir bu. Çevremdeki birçok arkadaşımda şöyle bir şey oldu. Önce kariyer yaptılar. Sonra askerlik yapmak istediklerinde veya askerlik önlerine çıktığı zaman kariyerlerinden vazgeçemediler. Böyle bir durum var. Ben de henüz kariyere başlamadığım için dedim ki ben basayım gideyim kardeş. Hem vatani görevimi yapayım, hem aradan çıkartayım. Önüme de engel olmasın askerlik dedim. Olay böyle başladı. Yaklaşık olarak 116-117 kiloya çıkmıştım o dönem. Askere gideceğim diye abanmıştım. Yemek yiyeyim, nasıl olsa orada kilo veririm falan diye böyle bokunu çıkardım. Daha sonrasında belimdeki problem o zaman da devam ettiği için bir takım kontrollere girip asker olabileceğim onayını aldıktan sonra arkadaşlar birliğime teslim olmak üzere yola çıktık. Fakat şimdi fotoğraf gideceğim. Yani burada paylaştığım fotoğraflar var çünkü. Askere giderken 115-116 kilo civarındaydım. Saç kesileceği için bir gece babam ve annem uyurken sabah ben o gece stresten uyuyamadım. Yani stres dediğim böyle falan diye değil de abi bambaşka bir şey. Yani o dönem şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Askere gideceksiniz. Bu donanım haber falan forumlar var ya. Harika bir şey. Askere gidecek olanlar için söylüyorum. Sizin dağıtım kağıdınız çıktığı zaman nerede askerlik yapacağınız belli oluyor. Biz o dönem ben teslim olmaya gitmeden önce, yola çıkmadan önce ya arkadaş kim bu kim? Amını yarrağını götünden sikim. Kim bu ya? Abi bu çocuk bana her gün niye 27 defa mesaj atıyor? Ya telefonumu bulmuşlar abi. Telefonumu bulmuşlar. Yani 4-5 kişi de vardı zaten de. Benim mallığım. Telefonu ifşalanmış bir yerde. Kaldırdım Allah'tan. Dur şunu sessize alayım. Ya çocuk her gün şunu yazıyor bak. Ya engellemek istemiyorum işte. Çocuğa efendi gibi diyorum ki kardeşim rahatsız olmuyorum ama hani her günde 3 defa 5 defa atma. Hani gecenin 5'i 3'ü. Ben ne zaman yayına girsem patır patır ya tamam seviyorsun anladım da brom. Abi bizim de bir hayatımız var ya. Yani günde 27 tane mesaj atmana gerek yok yani. Ha bir de gülüyor falan. Bir trollüyor da ibne biliyorum. Ay, telefonum var göt. Bulacağım, sokacağım ağzına telefonunu, bir daha kullanamayacağım. Neyse canımsın. Ama engelleyeceğim seni. Fotoğraflara bakacaktım. Dur galeriye değil de Instagram'a gireyim. Heh, bu donanım haber gibi forumlarda, büyük platformlarda insanlar askere gitmeden önce tanışmak istiyorlar. Bu müthiş bir fırsat. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden öyle bir imkanı yoktu. Pat diye teslim oluyordun. Abi ben girdim. İşte Etimesgut zırhlı birlikler. İlk acemi birliğim orası, gideceğim yer orası. Baktım abi kimler Etimeskut'a, acemi birliğine gidiyor kısa dönemlerden. Onu inceledim. Biz böyle bir kadro edindik orada. Bir sürü arkadaş. Müslüm'ünden tut Ekrem'ine. Ekrem miydi lan? Kafam şu an çok çalışmıyor. İsim hafızam zayıf olduğu için. Ondan sonra orada biz böyle özel mesajlı, telefonlardı falan birbirimizi aldık. Sonra hikaye şöyle başlıyor abi. Ya ne yapacağız biz? Bak ne yapacağız biz muhabbeti. Çünkü herkes bir şey duyuyor. Oradan o geliyor abi, dikkat et diyor, devrecilik şöyle, bu böyle, aman botlarını birbirine bağla çalarlar, aman kavga etme, aman paranı boynunda gezdir falan filan. O sana onu söylüyor, o ona bunu söylüyor, o ona şunu söylüyor. Böyle beyin artık bizim yanmış, kitlenmişiz yani. Ondan sonracıma biz bu ekibi kurduk. Yani askere gitmeden önce internet üzerinden bir 5-6 kişiyle, 7 kişiyle, 10 kişiyle neyse düşmez abi o. O sağlam. Arkadaş olmuştuk zaten. Bu çok güzel bir fırsat. Askere gidecekler için tekrar söylüyorum. Aa bu arada Yekta'cığım selam yavrum benim. Şimdi gördüm. Bakıyorum. Askere gideceğimin günü paylaştığım fotoğraf vardı. Daha sonrasında asker alışverişi. Yani üzerinize giyeceğiniz donunuz, atletiniz. Çünkü belirli kurallı renkler var. Yeşil abi... Şey yapmayayım, dokunmayayım şimdi. Bir takım işte olmazsa olmaz dedikleri o forumlarda liste halinde sunulan, gerçekten asker adaylarına yardım etmek isteyen birçok insan var orada forumda. Biz oradan liste yaptık. İşte neler lazım mesela, işte cüzdan boyuna asılabilir. Ondan sonracığıma saat, bak fotoğrafı da bu. O alışverişte ben mesela bunları almışım. Atıyorum yalandan. Altına da demiş, bu künye de yaptırmışım. Bak askerde zaten künye veriyorlar. Evet hazırım ve uyuyorum. Buralar hep size emanet demişim. Yani bu fotoğrafın sabahı teslim olacağım. Katılacağım, teslim olacağım değil. Ondan sonracığıma ben alışverişimi de yaptım. Hatta hiç unutmuyorum, babamla birlikte gittik Kadıköy'e. Çünkü biz tekstil uğraştığımız için çevrede çok insan var. Yeşil ne kadar atlet, don, ne bileyim içlik. Termal içlik, üst içlik. Çünkü gideceğim yer soğuk biliyorum. Dağıtım belli miydi acemi birliğinde de? Değildi. Orada belli oldu galiba. Tabii Ankara'ya gidiyorum. Ayazı kuvvetli olur diye. Böyle kalın şeyler falan alıyorum. Ağustos bir de. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, kışa denk gelecek. Tabii usta birliğine denk gelecek. Biz bütün alışverişi yaptık. Kiloduna kadar yeşil mi aldın? Kiloduma kadar yeşil aldım. Çünkü kural o. Bayağı yeşil. Böyle o asker yeşili don. Silip böyle garip bir şey. Ben yani, tabii kendi getirdiğim donlarım da vardı. O da hani olur da evciye mevciye çıkarsam. Ne var abi kedide? Ha kalp. Yani biriyle falan ne bileyim dışarıda bir sohbet ederim. Bir kız arkadaşımla falan bir şey yaparım diye. Normal insan donları da aldım. Evet abi şu kediyi. Yok ben chat'i kapatayım ya. Chat'i niye? Ama chat'i kapatmayayım, göremem. Her kedi dediğinde biri bir şey oldu sanıyorum. Sikinle dünya uyuyor hayvan abi. Yeşil atlet olmaz mı lan? Ondan sonra neyse abi sabah oldu. Ben erken kalktım. Babamlar daha uyanmamıştı. Dedim ulan beni orada zaten tıraşlayacaklar. Bari dedim kendim keseyim kafayı. Şimdi normalde asker tıraşı nedir? 2 numara, 3 numara ne bileyim. Vurursun bir şey değil mi? Ben abi makineyi aldım. Ayarını da kaçırdım, böyle sıfıra vurdum. Bak 115 kiloyum zaten. Hayvan gibi yanaklar manaklar böyle şimdikinin 2 katı. Kafaya bir vurdum abi. Yemin ediyorum tıraşlı çık gibi. Farkında da değilim. Ben nasıl askere gidiyorum diyorum ama. Ulan ne olursa olsun insansın yani, anladın mı? Ertesi gün arkadaşların gelecek, görecek. Birliğe katılacaksın oradaki insanlar. Abi benim kafa küçücük kaldı. Yanaklar kocaman kaldı sincap gibi. Neyse uyandı babamlar. Amana. Dur ulan dur. Babamlar falan uyandı, beni gördü babam. Oğlum dedi hani gayet kibar bir şekilde, bu kadar kesmeseydin. Bayağı sıfır yapmışsın lan kafayı dedi yani. Ya dedim baba kökü ben ne değilim uzar birader moda girmeye çalışıyorum falan. Sonra bindik arabaya. Ablam ben annem geldi mi lan? Annem gelmedi. Annemi getirtmedik çok ağlar diye. Ablam ben babam bindik arabaya yardırdık Etimeskut'a Ankara'ya doğru gidiyoruz. Abi yol nasıl biliyor musun? Arabalar, askerler, bilmem neler, millet kornalar basıyor. Türk bayrakları asılmış tam çünkü teslim olma dönemi yani. Neyse Etimeskut'a kadar gittik. Bir yemek memek yedik, bir şeyler yedik. Ben de o tipi ironiye falan arkadaşlarıma yolladım. Onlar taşak geçiyor. Aa falan. Sonra o forumdan tanıştığımız insanlarla biz bir gün önceden organize olmuştuk. Dedik ki kapının girişinde bekleyelim lan gerizekalı AVM'nin içi mi amına koyayım orası. Yani kapının önünde ne yapacaksın sabaha kadar böyle bekleyeceğim mi ya? Aha sen Donanım Haber'den Jero 002 misin? Evet falan. Ya, mümkün değil yani. Oraya girilecek artık birbirini bulana helal olsun yani. Binlerce insan var zaten acemi birliği yani. Kapıya girdik ulan böyle dökme asker var ama hepsi nasıl tedirgin. Nasıl tedirgin biliyor musun? Saçlar herkes sıfır. Benim gibi böyle bokunu çıkartanlar olmuş. Saçı uzun olanlar da var dünya sikini olanlar. Böyle buralarda saçlar falan nasıl kırpacaklar diye. Ondan sonra o Can Sungurum. Can Sungurum 1797 izleyicisiyle bizi basmış. Can hayırdır? Askerliğe gitmek isteyenler mi var? Hoş geldiniz yavrum. Evet Can bu arada bir kez daha şahit olmuştunuz. Bir sub moddan çıkartabilir misiniz arkadaşlar? Ha, çıkardınız. Takip modundan da çıkartın. Selamlarını alabilelim. Hoş geldiniz. Raid mi bu? Fark etmez lan işte. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok kısa özet geçeyim beyler size. Bugün daha yeni başladık. Şöyle bir askerlik defteri, askerde tuttuğum bir defter var. A'dan Z'ye. Artık askere gitmek isteyen varsa, istemeyen varsa neyse ben neler yaşadım onu anlatıyorum. Bugünkü yayının konsepti bu. İlgisi çeken varsa, ilginizi konuşamıyorum ama olsun. İlgi duyuyorsanız kalın, duymuyorsanız canı da alın gidin buradan kardeşim. Hı? Ha, ama sub moddayız çünkü mevzu şey, trolleyen çok oluyor. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Abi sen 16'sındayken falan kaç kiloydun ben çok fazla. Benim abi kilom çok değişken. Ben bazen 80'e 75'e iniyorum ki çok nadir de olsa bazen 110'lara 115'lere çıkıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Alalım abi sub chat'e. Neyse biz Acemi Birliği'nin kapısına gittik. Tuğçe ağlıyor ablam. Babam böyle hani babam benim 20 küsur ay mı ne askerlik yapmış yani. Adam o dönemle bu dönemin farkını da kestiremiyor. Girişe girdik bir kontroller, evraklar mevraklar derken ben orada 2 tane kişiyi yakaladım. Bizim forumdan tanıştığımız. Onların da ailesi gayet düzgün kaliteli insanlar. Bu arada o sıranın çoğu kısa şeyler, kısa dönemler. Ulan bir girdik Etimeskut zırhlı birliklere. Tankçı olacağız amına koyayım yani. Ben onu bekliyorum. Bir tankçı birliği marşı var kafayı yersiniz. Onu okuyarak gittim ben oraya. Sanıyorum ki tankta böyle bombalar atacağım yani. Öyle bir moddayım. Ya en azından tankın içine bineceğim. Tank kullanacağım yani falan düşüncesindeyim. Daha ulan acemisin yavşak. Daha seni dizip çüküne kadar soyacaklar. Dur bekle. Ne tank amına koyayım. Gittik abi içerim. Çok uzatmayayım. Geyik, muhabbet. Hadi madi falan derken dediler ki size kamuflajlarınız, botlarınız yani tüm ekipmanlarınız dağıtılacak. Ama dağıtılmadan önce karıştırıyor olabilirim bakın bunları. Hafızam çok kuvvetli değil benim. Çok belirgin şeyleri hatırlıyorum. Tankın içine bindim canım. Tanka girdim. Anlatacağım. Neyse ekipmanlar verilecek denler. Babam ve forumdaki herkes de şunu söylerdi. Botlarını büyük al. Parkanı büyük al. Pantolonunu, gömleğini hep bir beden ya da 2 beden büyük al diye sürekli darlıyorlardı beni. Neyse gittik çok da güzel askerleri görevlendirmişler böyle tıpkı bir mağaza gibi. Sıra sıra geziyorsun sana böyle bakıyor asker çocuk bedenin ne diyor işte X large diyorsun ya da XXX large diyorsun en büyükten ver diyorsun. Böyle paket halinde sana veriyor sonra diğer tarafa geçiyorsun botçu. Kaç numara giyiyorsun diyor işte 40, 47 dedim ben 48 mi almıştım 47 dedim. 47'yi verdi. Yaz botu yani yaz postalı ve kış postalı olarak 2'ye ayrılıyor. Biz Ağustos döneminde gittiğimiz için bize kışı verdiler. Hani yazın da giyin bunları sonra idare edersiniz diye. Ondan sonra işte içlikte dondu mondu bir şeylerdi. Bunları alıp çıktık. Sonra dediler ki aşı olacaksınız. İğne olacaksınız. Muayeneden geçeceksiniz. Ondan sonra da işte bilmem ne bilmem ne. Ulan aklımıza hep senelerdir o kafamızı kurcalayan soru geldi. soyunacak mıyız? Çünkü o dönemde herkes birbirine bunu soruyor. Niye bilmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Sizin birlikte taşakları yokladılar mı ya? Ben açıkçası hiç hoşlanmıyorum bu durumdan falan diyor millet ama yani çoğu kimsenin derdi çüküm ne kadar küçük ifşa olmasın olduğu için millet de birbirine taktik veriyor. Diyor ki ya şu parmağınla oyna hafiften önceden öyle çık falan. Neyse abi biz gittik. İğrençleşiyorum asker muhabbeti yani buna artık yapabilecek bir şey yok. Abi bizi arkaya götürdüler. Yaklaşık olarak 60 kişi falanız. Ya çok güzel anılar bunlar. Gerçekten çok güzel anılar. Gittik ben ama o kadar hevesliyim ki asker olmaya. Yani o kadar kafamı hazırlamışım ki. İnsanların tedirginliğini anlamıyorum o an. Yani o geliyor abi ne olacak şimdi bize? Oğlum diyorum lan sen memleketinin, ülkenin kalbindesin şu an ya. Yani bu kadar tribe girmeyin. Ertesi gün terörle mücadele yapmayacağız veya ertesi gün sizi elinize silah verip hadi gidin savaşın demeyecekler yani. Ben kendim onu böyle quest gibi aldım ve hani uygulamaya geçiriyorum. Bütün derdim o. Bir de zaten bitik yıkık haldeyim yani. 115-120 kiloya çıkmışım. Kilo vereceğim burada işte forma gireceğim, askerlik yapacağım. Vatani görevimi tamamlayıp döneceğim ulan falan diye. Böyle o dönemde benim arkadaşlarım herkes işte bedelli bekliyor. Nasıl kaçacağım diye hesap ediyor. Ben kurulmuşum böyle. Her neyse gittik. Ulan böyle pat pat 2 tane aşı... Nasıl aşı koyuyorlar biliyor musun? Ya tabii ne yapsınlar yani. Oturuyorsun 2 tane hemşire ya da doktor var burada. Çıpıs diye koyuyor böyle kalkıyorsun. Çıpıs diye koyuyor kalkıyorsun. Bu şekilde bir aşı vurma zımbırtısı var. Ve de o aşının %70-%80 kişiye böyle hafif ateş ve baş dönmesi yarattığı konusunda uyarılar aldık. Yani şey diyorlar böyle hafif bir ateşiniz çıkabilir. 1-2 gün kendinizi hasta hissedebilirsiniz. Ne aşısı vuruyorlardı lan? Biri kuduz aşısı, biri kuduz aşısıyla ne vuruyorlardı hatırlamıyorum. Ya bayağı böyle bın 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 iğneyi vuruyorlar. Devam ediyorsun. Tetanos falan olabilir hatırlamıyorum. Çıpıs. Abi sonra biz dedik ki yani yalandır lan o çüke müke bakma olayı. Ne bakacaklar yani? Bu arada onun da mevzusu farklı. Sen yani milletin aklına hemen şey geliyor. Niye bakıyorlar ki boyutuna göre bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Yani tamamen senin sağlık açısından yani yumurtalıkları, yumurtaşaklar, bilurlar sağlam mı? İşte eksik var mı? Kadın mısın? Erkek misin? Hadım yani bilmiyorum sebebini ama sağlıkla ilgili olduğunu biliyorum. Yani senin işte trans olabilirsin mesela yani. Herhalde onunla ilgilidir diye düşünüyorum. Bak çok emin olduğum bir konu değil. Varsa yanlışım düzeltin. Bizi arkada topladılar. Herkes titriyor. Dediler ki soyunun. Aha dedim. Daha yedik. Abi o soyunun dedikleri an o askerlerin surat ifadesini görmeniz lazımdı ya. Yani ben bile derken sanki öyle yani ben bile dediğim şu. Herkes tedirgin ben değilim ya. O an ben de tedirgin olmaya başladım. Ulan dedim mıncıklayacaklar herhalde. O ona diyor oğlum ne yapacağız ve abi çok net bir görüntü söylüyorum. Kadın arkadaşlarımız var izleyen kusura bakmayın ama. Herkesin o baş parmağı çalışıyordu abi. Yani böyle 10 kişi varsa 4'ü böyle ayak botunu çıkartıyor ama parmağı görüyorum böyle mınk 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 oralarla oynuyor ki alevlensin ortam uyansın çocuk diye. Çünkü stresten içine kaçmış yok. Çocuğu trans sanma şansları var yani indirdim mi bakan bir şey yok yani bir tek sütyenler sarkıyor kafa yok. O yüzden böyle bütün millet parmakla bındık bındık oynuyor. Ulan şimdi ben de oynamadım demeyeceğim. Yok şimdi olay o değil. Şeyi merak ediyoruz orada. Elleyecekler mi? Ya tamam açacak soyacaksın bizi anladık onu. Böyle karşınıza dizileceğiz. Mıncıklayacağım mı acaba? Benim tek korkum o. 10-10 alıyorlar. 10-10 almalarının sebebi de karışıklık olmasın diye herhalde. Bir de aldıkları zaman yan yana diziyorlar 10 kişiyi. Kafayı yok yani. Diyor ki herkes şey orada komutan da var. Doktor. Bir de 7 kişi var amına koyayım yani. 10 kişinin taşağına niye 7 kişi bakıyor abi? Bir tane doktor koy. Sopayla bir şey, ne bileyim bir şey, eldivenle baksın bakacaksa. 7 kişi niye var orada abi? Yani meraklısı mı geliyor toplanıp böyle ulan na ben de merak ederdim lan belki bilmiyorum. Şimdi çok büyük konuşuyorum da. Ya, sopa o şey muhabbeti Cem Yılmaz'dan geldi aklıma sopayla. Bakar ya öyle. Biz sıra sıra 10 kişi gidiyoruz. Bir kişi bayıldı. O stres yaptı ya da bilmiyorum fenalaştı. Ona bak yok lan bayağı taşak açıkken bayıldı o ya. Doğru o açtı indirdiler biz görmüyoruz perdenin arkasındayız ama böyle kafalar falan gözüküyor şeyi kapalı. Bir çocuk devrildi onu aldılar götürdüler yani daha kötü oldu lan zaten 3 dakika açıyorsun. Sen bir de bayıldın ne oldu? Sıkıştı o, pörtledi, çıktı, morardı bilmem ne. İyice içimize girdi. Onu da aldılar götürdüler. Sıra bana geldi. 10 tane adamın arasındayım. Dediler ki yukarı bak. Donlasın ha. Çıplak değilsin arkada. Arkada donum var. Abi indirin diyorlar. Böyle gayet garibim bir şekilde indiriyorsun. Birbirine bakmasınlar diye uyarmaların sebebi yüksek ihtimal şeyden. Hani dalga konusu olmasın. Aynı yere düşerler. Herifin ne bileyim bir sıkıntısı vardır. Küçüktür amına koyayım. Ona laf söylemesinler diye belki de baktırtmıyorlar. Yani bir de niye bakasın? Hangisi bu kesin çavuş falan diyecek değilsin yani. Neyse kafayı kaldırdım, indirdim. Yoklamadılar. Ama mesela bizden öncekileri yoklamışlar. Ya yüksek ihtimal ilk başta böyle ilk gidenler kurban oldu. Sonrakilerde hani böyle şeye bakıyorlar. Sağlam eksik parça var mı diye ona bakıyor. Şimdi bu çık konusunda çok durdum. Çünkü genelde herkesin kafasında bu soru işareti oluyor. Donu indiriyor muyuz? Benim o dönem askere gitmiş birçok arkadaşım da mesela bu yaşanmamış. Yok abi biz öyle soyunmadık bile falan. Hani sadece bir problemimiz var mı? Yok. Herhalde bizim birlik biraz alevli bir birlikti. Artık yok ya yeni de evet yani o ben 2012'de gittim askere. 2012 miydi abi, kafam hiç çalışmıyor böyle konularda. O dönem bile yoktu yani. Çoğu insan yok diyordu. Bize denk geldi. Aynen ben soyunmadım diye Arkeos. Biz soyunduk kardeşim, biz bir gösterdik. Ondan sonra çıktık. İşte bu aşamada belki de biz kıyafetleri aldık. Tam emin değilim. Ama o karışıklığı hatırlamıyorum. Ondan sonra ben işte bu defteri mefteri almıştım. Şimdi buraya geliyoruz. İşte oturdum bir boşlukta. Buraya 12 Ağustos, 12 Eylül, 12 Ekim, 12 Kasım falan yazmışım. Gene görmeyenlere tekrar göstereyim. Bu benim askerde her gün belirgin şeyleri not aldığım defterim. Ondan sonracığıma bakalım. Ayın 12'si boş, 13'ü boş. Bak şurayı da böyle göstereyim. Bu ilk sayfa, şimdi biz buradan gideceğiz. Dur. Ay ananın. Ay ananın. Böyle. Kayıt ve gece içtiması. İşte bu 14'ünde ben git Dombili'ye koydum ne abi? Dombili'ye koyduğumu hatırlıyorum. Bir tane egoist bir puşt vardı. Artist böyle kısa dönemlerden. Dev gibi ayıydı Dombili böyle. Böyle bir iyi çocuktu ama böyle bir moda giriyordu. Komutan buna böyle bir görev verdi mi pezevenk sanki dünyayı kurtaracak kafasına giriyordu. Biz de tilt oluyorduk çocuğa. Bir gün koydum işte. Neyse. Dur bakayım. Neyse şeye geliyorum, konuya geliyorum. Kayıt gece içtiması. İşte bizim ilk içtimamız. Bunu az çok biliyorsunuz önceki yayınlardan. Aa, bizi koğuşa götürdüler, yatakhaneye götürdüler. Yatakhanenin fotoğrafını geçen gün gösterdim. Hatta şimdi bir daha göstereyim. Parça parça gidelim. Bu yayını yalnız uzun tutam... Ya bu yayın çok uzun sürer böyle ya. Ulan 6 ayı anlatamazsın ki yani. Neyse atlaya atlaya gösteririz. Bekleyin onu göstereyim de tam gerçekçi olsun, şey olsun. Bu arada bende o sırada heyecan yok, bitti. Yani o soyunduktan sonra dedim tamam dedim kardeşim hepsi bunların yani. Dal taş ağacı açmışız hazır. Hiç böyle bir çekingenlik falan kalmadı. Hani o ilişkilerdeki bir süreç vardır ya. İşte her şey öpüşene kadar, sarılana kadardır diye, sevişene kadardır diye de dersin. Biz de ilk gün onu pompiklediler zaten. Askerlik fotoğraflarım bunlar. Ha bu arada kapağıma o şimdi asker yazmışım. Altına da canı neler ister diye bir görsel atmışım. Bunu da geç. Hani bilsin millet askere gittim. Kafası. Nerede oğlum? Mobil upload ha. Burada da değil. Bu kahve çok kötüymüş ha. Bulamıyorum. Fotoğrafların. Ha buldum. Açıl lan. Evet. Şimdi döndük gene inimize diye bir fotoğrafım var. Bunun amacı şu. Bu benim bir ay boyunca kaldığım yatakhane. Ama bu fotoğrafı ben ilk gün çekmedim. Bir ay bitti, yeminimizi ettik, sonra buraya geri döndük. Geri döndüğümüz günde böyle veda gibi bir şey oldu. Hani üstümüzde telefonumuz var, siviliz. Ondan sonra ben burada yattım bir ay boyunca. Yani ranzaların yakınlık mesafesine, darlığına falan bakabilirsiniz. Ama müthiş eğlenceli. Yani müthiş eğlenceli. Yanındaki osuruyor, sıçıyor, geğiriyor, ayrı konu. Ama askerlik öyle bir şey ki zaten çok süt çocuğu, çok böyle el üstünde büyütülmüş. Hayır ben buraya sıçamam. Benim gerçekten buraya... Yani ne bileyim, klozet dışında bir yere kakasını yapamayacağını iddia eden insanlar kolay kolay askerliği yapamazlar diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. Yani benim mesela bazı arkadaşlarım var. Şurada yatamaz abi, biliyorum. Yatamazlar yani. Çünkü senin yanında yatan Coşkun olabiliyor burada. Hay yataklar tekli ne çiftlisi lan. Hayırdır amına koyayım. Manyak mısın? Şu yan yana yatıyorsun işte, kolun bacağın birbirine değiyor. Her birlikte böyle bir şey yok ama. Burası böyleydi. Ama böyle şöyle bir farkımız vardı. Bu koğuşta yatan herkes kısa dönemdi. Kısa dönem acemi askerdi. Hepsi üniversite mezunu olan tayfa. Neyse ben de 56'da yattım. Hatırladığım kadarıyla 56'daydım. Zaten kayıt gece içtiması dediğim nokta bu odaya bizi getirdikleri gündü işte. Biz bu odaya geldik. Şu sağ tarafta dolaplar var. Herkes bir tane dolap seçti. Çok güzel anlaşıyoruz. Herkes birbirle sohbet ediyor. Çok komik tipler var. Çünkü İstanbul'un kısa dönemi... No. Arkadaşlar donetlere ve abonelere bakacağım. Hani şey bölünmesin diye devam ediyorum. Bir köyden çıkmış bir arkadaşım da var orada. Üniversite mezunu olan. Böyle İstanbul'un Caddebostanı'nda büyümüş bitirim de var. Kolu dövmeli mövmeli. Evli barklı 3 tane çocuğu olan yeni mezun olmuş kısa dönem de var. O yüzden Türkiye'nin küçük fotoğrafıdır derim hep askerlik için. Siz askerlik yaptığınız zaman Türkiye, Coşkun uzun dönemde. Askerliği yaptığınızda Türkiye'yi birebir tanıyorsunuz. Hani diyorsunuz ya böyle oturduğunuz yerden işte hepimiz yapıyoruz onu. Bu ülke bitti, şu bitti, bu ülke niye böyle, bu ülke şöyle, bu ülke böyle. İşte askere gittiğin zaman bunu anlıyorsun abi. 3 çocuklu yeni mezun, ünü mezunu. Öyle var. Var yani dolu. Mesela bak Turan kardeşim. Turan okumuş. Yani göstermeyeyim şimdi, ayıp olmasın ama 3 tane çocuğu vardı. Ne, tarih öğretmeni miydi? Matematik öğretmeni miydi? Neydi? Trabzonlu bu da. Neyse arkadaşlar çok uzatmayayım çünkü bitmeyecek böyle. Ya da ballandıra ballandıra anlatayım, yarınki yayında devamı olsun yani. Yarıya böleyim, yarısında yarın anlatayım ama yarın oyun oynamak lazım. Biz gittik ilk gün. Kayıtlarımız bitti, tanıştık, muhabbet ettik. Abi bize bir eşofman takımı verdiler. Bir ayakkabı verdiler. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Olur da hani yarın öbür gün bu video biri tarafından izlenirse. Beyaz lacivert, komple lacivert eşofman takımı. Yanlarında beyaz şeritler var. Ayakkabılar böyle şey gibi, takunya gibi, spor ayakkabı ama. Evet, mavisimsi takım, beyaz ayakkabı, böyle komple bir kombin. Herkes Fenerbahçeli futbolcu gibi, antrenman günüymüş gibi birebir takılıyor. Ama o insanın psikolojisini biraz bozuyor. Çünkü kendini böyle şeyde hissediyorsun. Tamam askerdesin, askeri düzen var ama ulan orada gördüğüm böyle 1000 tane adam da aynı kıyafette. Herkesin kafalar sıfır. Neredeyim lan ben diyorsun. O ilk gece evet böyle kendini jail'da gibi hissettim. Böyle ulan tamam muhabbet ediyoruz, geyik ediyoruz ama tepeden bir uçak uçuyor. O uçağın içindeki insanlara hayal ediyorsun. Daha ilk günden bak. Bu ilk etkiler. Bunlar geçecek arkadaşlar. İkinci gün geçiyor. İlk gün böyle bir şey oldum ben. Ulan nasıl bitecek lan dedim 6 ay. Ulan geç 6 ayı, millet bir sene yapıyor falan. Biz orada dede olmuş uzun dönem askerlerle zaten ilk günden samimi olduk. Sağ olsun çocuklar da böyle 10 aylık askerler olmasına rağmen, biz tabii 27-28 yaşında adamlar olduğumuz için o zaman hep saygıyla yaklaştılar ama o şeyi de hiçbir zaman bozmadılar. Hani hayırdır aman havayım lan biz de burada 11 aydır. Onu da hiçbir zaman bozmadılar birkaç kişiye karşı. Çünkü ben 27 yaşındayım ben. Üniversite okudum şerefsiz falan diyen tipler vardı, onları tokatlıyorlardı arkada. Öyle olmaz abi. Yani senin okulda okuyup böyle bütün gün asistan hocanın arkasında koşup evet hocam bence de bunu böyle yapmalıyız falan diyen adam orada onu yapmamalı. Gerçekten saçma. Ya git ulan işte askerdesin orada 20 yaşında 11 aydır onun zorluğunu çekmiş bir asker var. Senin o ne bileyim diplomatik ya da ne bileyim böyle üniversite mezun triplerini çekmez yani. Üniversite okuyanlar benim gittiğimde daha o zaman askerlik 15 aydı pardon. O da çok güzel bir anıdır. Ben askere gittiğim zaman kısa dönemler 6, uzun dönemler 15'ti. Bu bahsi geçen askerlerin hepsi de 13. ayında falan da uzun dönemler. Ama çavuş falan olmuş birkaçı, böyle bayağı hani düzgün çocuklar. Evet. Bir dakika dur lan. Biz abi bak 14 çok bölündüm. 14 3'te yani 3. günüm asker. 3. günüm değil. Asıl 1. gün bugün. Kayıt, yani bu anlattığım kısımlar, göte yine taşaklar açıldı, bakıldı, incelendi, kıyafetler alındı. Bizi bu yatakhaneye getirdiler gösterdiğim. Akşama kadar oraya yerleştik. Tuvaletleri gezdik, bilmem ne, carçürt. Bu muhabbetler bittikten sonra gece içtiması vakti geldi. 48 dakika olmuş, oyun patlar ha. Anılarını anlatsana. Ne anlatayım sana hani? Ne anlatayım? Çok anım var oğlum. Ben çok dolu dolu yaşadım. Bak çok anım var. Anlatırım. Ya aklıma geldikçe anlatıyorum. Böyle sorunca olmuyor. Ya mesela aşk hikayesi abi çok saçma bir anda çıktı ortaya. Anlattım işte. 10 sene öncesi. Coşkun'u anlatayım sana. Coşkun ne işte? Yattığı yer, ot kıç kısmı ile ayak kısmı simsiye oluyor. Bir sürü anım var diyorum ya. Babamdan yediğim tokadı anlatayım mesela. Anlatayım. Bak aklıma geldi. Babamdan tokat yedim mi şimdi? Günahını da almayayım o gün ama böyle sağlam bir gömdü galiba ya. Ben böyle çünkü bir 2.80 uzanıp yerde böyle sürtüp kafamı duvara falan vurdum galiba. Yani şiddet değildi ama hak ettim. Hak ettim. Bak hatta şöyle oldu. Bak, aklıma geldi. Lan küçüğüm daha. Ben aşırı piç bir öğrenciydim, tamam mı? Piç demeyeyim de. Çok hareketliydim böyle. Çok oyun oynamak istiyordum. Makara kukara yapmak istiyordum. Eğlenmek istiyordum hepiniz gibi. Çocukluğumu yaşamak istiyordum. Abicim, derslerim kötü. Annem babam da garibimler. Çalışıyorlar ediyorlar bilmem ne. Gelmiş ne derler? Özel ders tutmuşlar bana. Matematik. Matematiğim çok kötü benim. Yapamıyorum abi. Kafam basmıyor da kafamı vermek istemiyorum. Orada donate bildirimleri gelmiyor. Bir 100 lira daha geldi. Ben 100 lira yollayan adama da yani şey yapmak istemiyorum böyle. Çıkmıyor ya ekranda, moralim bozuluyor. Yani bu alertler niye çalışmıyor ya? Vallahi üzülüyorum ya. Bak refresh'e basıyorum. Gene olmuyor. Bir dakika. Genel olarak birçok gencide bu sıkıntı var. Donate'leri okuyacağım abi. Donate'leri okuyacağım. Bozuk evet. Okuyacağım tek tek. Gördüm seni. 15 de var. 100 de var. Kujuta. Ve bu kadar eğlenmek isteyen, bu kadar dışarıda zaman geçirmek isteyen birine zorla ders verdiremiyorsun işte. Ben onu anlamıyorum o zaman. Ulan bu insanlar o ders başına şu kadar para veriyor. İşte senin için bu kadar endişeleniyorlar. Çocuk bunu düşünmez abi. Ben de böyle okuldan geleyim, dışarı çıkayım, sokakta işte oyun oynayayım falan kafasıyla eve gelmişim. Annem beni köşeye aldı. Dedi ki oğlum bugün özel dersim var. Ya dedim ne özel dersim falan, böyle tam ergenim böyle. Orta son muyum neyim hatırlamıyorum. Ben dedim istemiyorum ders mers almak. Hayır dedi, olur mu, gelecek kadın bir saat sonra, kız gelecek işte, o zaman benim yaşımda falan herhalde, üniversite öğrencisi bir kız. Hayır falan. Ben dedim ki almıyorum kardeşim ders. Hadi götürüyorsa alma dedi annem de. Hani kendi kibarlığıyla böyle demedi. Ben de çıkarım dedim. Vurdum kafayı çıktım. Daha çıkarken de kapıyı vururken de arkadan böyle şey diyor. Baban da gelecek eve. Ha? Babadan vuruyor beni. Ben babamdan korkardım çünkü. Çıktım gittim. Bir gram da tereddütüm yok ha. Ya içimde küçük bir korku var ama hani böyle hani yengeç kafaları var işte o moddayım orta son. Babam daha yok ortada. Babam işte oğlum. Çıktım abi sen kadın gel. Otur salonda, annem kurabiye, kek, kahve, çay falan. Gelir oğlum benim, gelir oğlum. O böyle bir trip attı, saati söylemişti bana. Çünkü ben o sırada ağaca tırmanmışım. Arkadaşlarım da yukarı diye böyle maymun hareketli. Eğleniyorum yani çocuğum işte. Neyse ben ter içinde, kan ter içinde böyle hava karardıktan sonra eve döndüm. Baktım annemde şöyle bir surat var. Hiç bakmıyoruz. Baban gelecek falan yapıyor. Gelsin ben şimdi. Ulan içime bir korku düştü. Babam gelecek sıçacak ağzıma diyorum yani. Biz de giriş katında oturuyoruz dedim ya. Lan babam mı attı acaba? Oğlum anlatma falan. Yok. Odamın camına geçtim, çaktırmadan aradan böyle bakıyorum hani babam gelecek mi acaba diye. Çünkü annem bana şunu söyledi. Baban işten geldi. Yaptığın şeyi anlattım. Kadın burada 1,5 saat bekledi ve gitti. Seni arıyor dışarıda dedi. İşte ben o noktadan sonra böyle içeri doğru sıçmaya, yaşamaya başladım zaten. Bir de üstüne o sinirin üzerine beni dışarıda arıyor, bulamıyor yani. Bir yandan da korku binmiş babam hani. No, nerede bu çocuk? Çünkü babam bana mahallede ıslığı bir koyuyordu. Şşş diye bir koyuyordu böyle, ben koşa koşa geliyordum. 2 mahalle yandan da olsam. Şu ıslık da duymadım, bir gariplik var yani. Zarf marf atmıyor lan, ayıp oğlum, yapılır mı? Düşünsene yani o öğretmene, özel hocaya ne kadar ayıp. Oğlum bak hiç unutmuyorum. Camdan bakıyorum, 2 tane kadın yürüyor önde. Böyle onlarla bir göz göze geldik. Arkadan babamı gördüm. Babam izbondut gibi adam zaten. Ben böyle göz göze geldim. Bana sadece şöyle yaptı bak. Ananın. Şöyle bak, şu hareketi yaptı ve göz temasını kesti benden. Hani işte sen oğlum falan değil. Şunu yaptı bak. Ve hiçbir mimik değişikliği yoktu suratında. Ve de kapı açıldığı noktada annemden şöyle bir ses duydum. İbo yapma. Bak o İbo yapma ne biliyor musun? Annemi de görmemiş. Yani hedefe gidiyor. Target yani, anladın mı? Geçmiş olsun. O İbo yapmayı duyunca dedim muhtemelen dayak yiyeceğim yani. O kaçarı yok. Köşeye geçtim böyle, sırtımı duvara dayadım. Gel falan, öyle bir şey yapmadım. Benim tipik şeyimdir. Yatağa girerdim. Çok yanlış, çok boktan bir şey yaptığım zaman koşup hemen uyuma taklidi. Yapar mıydınız bilmiyorum. Uyuyorum. Sanki o sinirle gelecek. Ah uyumuş canım oğlum. Ah, falan mı yapacak lan? Babam kaldırıyordu. Kalk lan diyordu, ne uyuması. Neyse abi içeri geldi. Bana bir tane koydu. Yani koydu dediğim böyle dövme anlamında değil yani. Şöyle bir fırlattı, bir şey yaptı, hatırlamıyorum. Ben böyle bir sektim, bir sürtündüm, bir yerde bir şeyler oldu. Bir bayıldım, ayıldım, bir daha düştüm, bir daha kalktım falan. Dokunmayı sandım. Ama çok büyük ayıp. Mesela o korku beni gerçekten eğitmiştir mesela. Hani beni karşısına alıp konuşabilirdi de. Oğlum bak bu yaptığın yanlış. O kafadaki adama o yaptığın yanlış yemez abi. Yemez. Mümkün değil. Camdan atlaydın. Yok oğlum artık yakalanmışım yani. Sonra bak yaptığım hataları söylüyorum. Babamla böyle bir anım var. Bana büyük ders olmuştur. Bu arada o kadın 2 gün sonra gene geldi. Annem, ben eve geldim böyle. Bugün o hoca gene geliyor dedi. Tamam anne. Böyleydi mi? Tamam. Ben en azından bir ellerimi yıkayayım, yüzümü yıkayayım da geleyim masada oturayım falan. Hani böyle göt korkusundan. Tamam abi, hani dersi böyle dinledim o gün. 4+5 tamam. Evet. İşte bazen kaba kuvvet demeyeyim, orada bir şiddet uygulanmadı ama iyi geliyor. Bir kendine getiriyor. Aa, bir hafta sonra ne oldu? Gene ben aynı mod yani. O gençliğin tribi. Olay neydi kaçırdık. İzlersin bir yerden. Next level şiddet. Ben babamdan korkardım ve bu korku beni hiçbir zaman kötüye etkilemedi. Çünkü babamdan korkum şey değildi abi böyle. Döver, şunu yapar, bunu yasaklar. Öyle bir korku değildi. Babamın üzülmesinden bile korkuyordum. Mesela ilk sigarada nasıl yakalandığımı anlatayım mı size? Hayatımın en büyük korkularından ve babama atar yapmaya çalışıp çok pişman olduğum bir anım daha var. Orospu evladı Elraenn yazan çocuk. Aa, onun nickini yazsana bana. Nickini alın onun. Onu Twitch'ten komple anlattıracağım. Aldın mı mod? Bir modum aldım diyeyim, gönlüm rahatlasın. Almadıysa yukarı çıkacağım çünkü. Mahmut Tekin 23. Tamam. Umarım o da real ismindir senin. Geçmiş olsun kardeşim. Her neyse. Abicim. Ya bu kötü bir yani örnek ama anlatacağım. Takma onları değil oğlum. Benim oyun bu artık. Geçin ya. Geçin, önemli değil. Siktir et. Oo, bütün chat almış. Adamsınız lan. Ya göt korkusu baba konsepti şu. Şimdi kimisi annesinden korkar. Chatte evde domine eden, yani evde gücü, kontrolü elinde tutan annesi olanlar var mı? Mesela benim çok arkadaşım var. Babam değil de abi annem benim çok korkuyor. Annem şöyle, annem böyle. Var mı öyle chatte? Çok vardır. Gençlere soruyorum. Var. Saygı... Abi ben dur. Bekleyin. Ona geçmeden şunları bir okuyayım. Çok arttı.